Değerli yarışseverler, hepinize mutlu akşamlar diliyoruz efendim. Yepyeni bir format programıyla karşınızdayız ve her zaman olduğu gibi saatlerimiz tam 22.00'ı gösterdiği anda biz de ekip olarak efendim ekranlarınıza gelmiş olduk. Stüdyoda çok değerli program partnerlerim sevgili Suat Demiral ve sevgili Gökhan Gül ile birlikte yine yaklaşık 2 saat boyunca Saratoga yarışlarının da içinde olduğu 2 saati hep birlikte sizlerle birlikte değerlendirmeye ve geçirmeye çalışacağız diyelim. Ekrana da yansıyor. #TJKTV format adresinden bizlere ulaşabilir, görüşlerinizi, fikirlerinizi paylaşabilirsiniz efendim. Hemen Suat Hocam'a da döneyim. Hocam iyi haftalar, iyi programlar. Hepinize. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sen iyisin, sağlıksın. Çok şükür hocam. Çok iyi görünüyorsun. Seni sağ olun. Çok iyi gördüm maşallah. Maşallah. Güzel bir program olacak. Gökhan'ın derlediği koşulmuş ve koşulacak olan hafta sonu güzel yarışlarımız var. Ben ve Numan'ın birlikte derlediği çok güzel haberler var. Özellikle son haber bir film tadında adeta izleyicilerimizin özellikle izleyicilere yönelik çok güzel bir haber. Özellikle o son haberi beklemelerini tavsiye ederim. O da Tanzer yönetmenimizin katkılarıyla bu arada. Sözü size bırakıyorum. Teşekkür ederiz hocam, eksik olmayın. Gerçekten bugün haberlerimiz biraz daha fazla geçmiş programlarımıza göre. O açıdan son belki yarım saat 40 dakikamızı da haberlerimize ayıracağız. Hocamızın da dediği gibi birbirinden kıymetli haberler var efendim. İlginizi çekeceğini umduğumuz. Gökhan, iyi haftalar, iyi programlar. Nasılsın, neler söylersin? Teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Açılık adına sohbet etmek için bir kez daha bir araya geldik. Gündemimizde koşular var, haberler var. Sohbet edeceğiz. TJK TV format hashtag'inden bize katkı sağlayabilirler. Atı seven, atçılığa gönül veren, atçılığı takip eden herkesle iletişim halinde olup 2 saat boyunca sohbet edeceğiz. Gerçekten de keyifli bir sohbet olması için efendim sizin katılımınız önemli. Bir kez daha hatırlatalım, ekranlarda da gördüğünüz adres üzerinden bizlere ulaştırdığınız mesajları bugün özellikle daha fazla dillendirmeye ve aktarmaya da çalışacağız. Devam edelim. Biz tabii ki programımızın kapsamı içerisinde artık alışık olduğunuz üzere diyelim. İlk olarak geçtiğimiz haftaya bir dönüyoruz ve haftanın önemli bazı mücadelelerini hem sizlere bir kez daha hatırlatıyor hem de sevgili Suat hocamızın ve sevgili Gökhan'ın koşu sonrası gördüklerini, değerlendirdiklerini paylaşıyoruz diyerek ilk olarak da 10 Temmuz gününe bir gideceğiz. 10 Temmuz'da İstanbul'da yarış programı gerçekleşmişti ve günün 7. koşusu Fetih koşusuydu değerli yarışseverler. Pazar Cuma günü, 10 Temmuz Cuma günü 7. koşu Fetih koşusu ekranlara yavaş yavaş gelmeye başlarken koşuya dair bilgileri de hemen kısaca paylaşıp sözü Gökhan'a bırakacağım. Koşunun favorisi Fearless Action'dı. Evet. O da %35 AGF oranına sahipti. İkinci şans verilen isim 5 safkanın katıldığı koşuda Distant Shining'ti. Üçüncü sırada da Mr. Görkem vardı ama Distant Shining'de Mr. Görkem 26 ve 24 gibi AGF oranlarıyla birbirine bir hayli yakındı Gökhan. Kazanan Mr. Görkem olduğu 5 atta 3. at gibi değerlendirilecek bir isim. Neler söylersin? Şimdi öncelikle bu koşuda 5 at start aldı ama herhalde Saratoga'ya gittik. Hemen bir fotoyu da paylaşalım. Ekrana da yansıyor. Bu ikincilik fotosu daha geride gördüğünüz 3 numaralı... bir dakika düzelteyim. Bu üçüncülük fotosu. Koşuyu 1 numaralı safkan kazandı. 3 numaralı safkan ikinci olurken mavi ağırlıklı formayla gördüğümüz 6 numaralı safkan üçüncü ve 2 numaralı safkan da devirli altılı ganyanın ilk ayağında dördüncü oldu. Sonuç henüz gayri resmi 1-3-6-2 şeklinde sevgili Gökhan. Yeniden Fetih koşusu için söz sende. Evet, 5 at start aldı. Bu tarz koşular aslında atların birbirlerini geçebileceği, daha doğrusu koşan atlara bakıldığında birbirlerini geçebileceği, aynı zamanda stratejik ve stil olarak da farklılık gösterip ama rakibine göre inisiyatif alınarak beklentinin dışında geliştiğinde atın form durumu, jokeyin koşu içerisindeki konsantrasyonu, atın ilgileri B planının olması. Çünkü koşu 2400 metre, hemen hemen atların stili belli, kağıt üzerinde şanslı olacak atlar belli, jokeyler birbirlerini tanıyorlar, daha önce rakiplerin atlarını binmişler. Yani bunların hepsini topladığı zaman bu koşuda start verildikten sonra herkesin yaptığı hamlenin ardından neyle karşılayabileceğini öngörebiliyorsun. Bu koşuda ne oldu? Bu anlattıklarımdan sonra uçan fil bir tempo atı.
Start verdikten sonra bir tempoyu kurdu. Çok süratli gitmedi, çok yavaş da gitmedi. Şöyle bir şansı olabilirdi. Bu koşuda start alan Mısır, Görkem Dustin, Shinik, Frelvis Action ve Victor Izars. Bunlar aslında önde tempo veren atlar değil. Önde tempo veren atların arkasında oralarda kendine bir yer bulup ve düzlük dönülürken koşunun gidişatına göre çok hızlı gittiyse düzlüğü bekleyip biraz yavaş gittiyse son 1200'ün binlerin oralarda hızlanan atlar. Fakat bugün öyle olmadı. Neden? Çünkü Ahmet Çelik Frelvis Action'a önde giden atın hemen arkasında yer alıp aldığı yeri muhafaza edip ve belli bir noktadan sonra koşuyu koparıp kazanmak istiyor. Bunu aslında birçok koşuda deniyor. Hatta hemen hemen kazandığı Gazi koşuların birçoğunda da bu stilde yaptı. Bugün için de aslında istediğini yaptı ama Distinct Shining ve Mr. Görkem ve Victor Izars birbirlerini beklemedi. Distinct Shining de Frelvis Action'ın peşine takıldı. Yani burada uçan fil tempoyu kurduğunda Frelvis Action onun 2 boy 3 boy arkasında kaldığı andan itibaren Distinct Shining ve Mr. Görkem de Victor Izars onlar da birbirlerini bekleyip birbirlerini dikkate alıp öndeki tempoya uydurmayıp deselerdi o zaman 5-6-7 boy kadar bir fark olabilirdi. O zaman Frelvis Action'da aldığı avantajı fotoğrafa kadar sürdürebilirdi. Öyle olmadı. Ne oldu? Distinct Shining onun peşine takıldı. Onun bu istediğini yapmasına müsaade etmeden kaçınca yakalayamazsam hamlesini yaptı. Hal böyle olunca da Mısır Görkem'in tamamen istediği oldu. Ne oldu? Önde tempo veren bir at var. Onun arkasında stil olarak, stratejik olarak bir karar vermiş. Frelvis Action, Distinct Shining onu gördü. Hamlesini yaptı. Mısır Görkem de arkalarında kaldı. Düzlük dönüldüğünde ister istemez o tempo ayak uydurmayıp ve iyi olduğunda bana kalırsa atların dışına çıktığında ve en iyi mesafesinde koşan Mr. Görkem koşuyu kazanmasını bildi. Burada Distinct Shining çok iyi yarış yaptı. Asla kötü koştu diyemeyiz. Çünkü tamamen güce dayalı kendisine göre bir koşu yaptı. Yani giden atlar var arkasındayım. Düzlüklü önünde yürüttüğünü devam etti. Ama bugün için Mr. Görkem'e direnemedi diyelim. Bugün için Mr. Görkem kazandı söyleyelim. Oldu. Frelvis Action'ın üçüncülüğü değerli. Bana kalırsa Uçan Fil'in de dördüncülüğü değerli. Victor Izars çok iyi bir at. Çok yetenekli bir at. Ankara Kosu galibi. Fakat zaman geçtikçe ister istemez o yeteneklerinden, o kariyerinden bir şey kaybetmiyor ama son itibariyle bu kadar uzun koşmak kolay değil. Her şeye rağmen yine koşu içerisinde mücadelesini veriyor Victor Izars. Koşu kazanan Mr. Görkem ve ilgilerini kutlayalım. Aynı zamanda Yıldız Ekürüsü de yani hem Ulan Bator'la hem Mr. Görkem'le başarılı bir sezon geçirmiş olabilirler. Evet ama başarılı sezonlar geçiriyorlar. Benim için bu çok önemli. Son zamanlarda zaten hem istikrar olarak hem de başarı olarak çok fazla ekürleri göremiyoruz. Atların başarısı kadar olunabiliyor. Dolayısıyla da böyle az da olsa öz de olsa her sezon başarı devam eden ekürleri dile getirmek gerekir. Yıldız Ekürüsü'nü de buradan kutlayalım. Güzel bir koşuydu. Gerçekten de öyleydi. Bir kez daha biz de başarılı olanları kutlayalım. Biraz koşunun tarihçesine bakalım. 2 yıl üst üste kazanmış oldu Mr. Görkem. Bunu hocam en son 2012-2013 yılında Mitiko, Demir Kol Ekürisi'nin Mitiko isimli safkanı gerçekleştirmişti. 1981 yılından beri kayıtlarda var. Tabii daha öncesi de var ama biz kayıtlarda 81 yılından beri görüyoruz Fetih koşusunu. İlk 10 yıl 3000 metre üzerinden yapılmış. 91'den beri de 2400 metre çim pistte yapılıyor. 3 yıl üst üste kazanan tek jokey Selim Kaya olmuş. 2011, 2012 ve 2013 yıllarında Mitiko'dan önce bir de Roman Empire'la kazanmayı başarmış. Bu yılki derece 2.29 derecesi en iyi 5. derece. Ama en iyi derecede 2.28.15 ile 93 senesinde başkomutandan gelmiş. Onu da belirteyim dedim hocam. Bu akşam çok güzel çalışmışsın. Hazırlandım dersen. Hocam. Gökhan konuşurken eksiklerim vardı onları tamamladım. Başkomutanın orijini hatırlar mısın? Hatırlamam ama buradan kopya çekebilirim. Bourbon George Princess. George. Evet. Gorgeous Princess. Gorgeous Princess. Gorgeous Princess. Aynen hocam. Ne safkandı değil mi? Ben bir dönem antrenörlüğünde yapmak lazım. Son yıl ben koştum. Harika hocam. Güzel bir, çok özel bir safkandı. Yarış net bir koşu. Gökhan ve sen oldukça detaylı belirttiniz. Uçan Fil'in kaçacağı belliydi. Yarışta dördüncü ve tamamlanmasına rağmen kendi kariyerinde en iyi yarışını koştu. Yarışın en başarılı safkanı. Kolay değil böyle yüksek tempoda kendinden sınıf olarak oldukça ağır basan atlara karşı. Ya bu yarış handikap olsaydı Uçan Fil'i yakalayamazlardı. Benim her zaman bu tip bir tezim oluyor. Bu tarz yarışlarda önemli. Ya bu at 50 kilo kossa, diğerleri 63 kilo kossaydı Uçan Fil'i bugün için yakalamak kolay değildi. Bu kadar yüksek tempoda yarışı götürmesine rağmen 2.29'un içinde kalıp yarışı dördüncü olarak tamamladı. Yarışta bahsedecek çok önemli detaylar yok. Atların dizilişi böyle olacağı belliydi. Gökhan bahsetti.
Klasik bir diziliş. Uçan fil kaçacak. Ahmet Çelik her zaman için öne yakın ön grubun hemen arkasındaki ikinci pozisyonda gitmeyi seviyor. Gökhan Kocakaya startla beraber önce numarayı alıp iyi bir yer tutup ona göre karar veriyor. Onun da stili bu tip yarışlarda belli. Fakat yarışın bittiğinde kamera yaklaştığında birinciyi ilan ettiği zaman kameraman kardeşlerimiz zoom girdiğinde Mr. Görkem'in terlemediğini daha görüyorsunuz. Yani oldukça o yoğun havada bu tip bir yarışı koşup hiç yarıştan müteessir olmamış, çok net, çok sakin, güzel bir görüntüsü var. Zaten böyle olduğu günler hiç kötü koşmuyor Mr. Görkem. Gücü nispetinde zaman zaman en üst seviye yarışlarda bile bu tarz mesafelerde iyi koşuyor. Fakat bu mesafenin özel atlarından Fearless Action bana göre bir 2400 metre atı değil. Tipik bir 10 furlong, yani 1900-2000 metre üst limiti olan bir at. 1600-2000 arası affedersiniz 1600-2000 metre gibi etkili mesafesi olan bir safkan. Kötü mü koştu? Hayır. Fakat düz yolda aldığı avantajı fotolayamadı. Yani eğer gerçek bir 2400 at orada yarışı kopardığı yerde fotoyu bulması gerekirdi. Bulamadı fotoyu. Ben bunu mesafeye bağlıyorum. Hatta son 200'lerde bayağı bir sallandı böyle. İçe dışa gezmeye başladı. Distance Shining güzel koştu. Ama yarışın en çok beğendiğim atlar, yarışın her yerinde yarışa hakim Mr. Görkem ve önde kaçan Uçan Fil. Mr. Görkem ve Uçan Fil özellikle bu koşudan yıldızları diyor Suat hocamız. Ve biz de yine Twitter'dan tabii gelen katılımları ve program başı itibariyle iyi yayınlar dileklerimizi yarış için şöyle bir özel durum var. Yarışın birinci ve ikincisinin son yarışlarına Halis Karataş binmesine rağmen bu yarışta at da binmedi. Yani yarıştaki aslında en ilginç detay buydu. Gökhan'ın belki bir bu konuyla ilgili görüşü, bilgisi vardır, bilemiyorum. Var mı soralım? Yani iki atı da bir önce koşusunda... Hatta bu hafta Gökhan, yani biraz sonra analizini yapacağız. Evet. Distance Shining'e tekrar biniyor. Şöyle ki hem Mr. Görkem hem Distance Shining'e bir koşu önce Halis Karataş binmişti. Belki bu koşuda karar verme aşamasındaysa ya da menajerle bir iletişimde bir durum olduysa bilemiyorum ama sonuç itibariyle bunlar olabilir atçılık içerisinde. Herkes çok ciddi anlamda çalışıyor ve her koşu, her kayıt olduğunda o koşunun en şanslı atına binmeye çalışıyor. Bazen böyle durumlar telefon gerçekleşebilir. Telefon trafiği bazen böyle. Olabilir ama herhangi bir sıkıntı, sorun yok. Son itibariyle tekrardan binmiş. Diğer ekürün atına da biner. Olması gereken budur zaten. Diyor sevgili Gökhan. Ben de Twitter'dan notlarımı aldım. Bir hayli katılım var. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Hemen paylaşacağım ama tek tek okumaya en azından vakit belki yetmez. İsimleri paylaşayım. Mardinli Fırat, Serkan Büber, Sarpedon kullanıcı adıyla izleyicimiz. Yine Bekir Suludere, Sercan Özcan, Engin kullanıcı adıyla izleyicimiz. Akın Tekçe, Hakan Boyav, Ömer Oktay ve İsmet Fincan'ın özellikle öncelikle iyi yayınlar dilekleri olduğunu görüyorum. Teşekkür edelim. Onun haricinde detaylar da var tabii ki bu mesajlar içerisinde. Onları da yine program içerisinde efendim okumaya, paylaşmaya çalışacağımı belirteyim. Devam edelim. Biz 11 Temmuz gününe geçelim ve 11 Temmuz günü Ankara'da yapılan günün 7. koşusuna gidelim. Hayır, 9. koşuya gidelim. Evet. Ankara'daki 9. koşu Demokrasi ve Milli Birlik Günü koşusuydu. Grup 3 mücadelede 3 yaşlı İngilizler 1600 çimde bir araya geldiler. Zevkli mücadelenin galibi de Lord of Game olduğu, Avşar Ekürisi'nin sahibi olduğu Gökhan Kocakaya ile start alan isim. 6 lira Ganyan'ı AGF'nin de 3. şanslı ismi olarak kazandı. Premium Mover'ın start almadığı koşunun favorisi King Chacha'ydı. Sevgili Gökhan, neler söylersin genel anlamda bu koşu için? Şimdi Demokrasi ve Milli Birlik Günü koşusu önemli bir koşu. Geçen senenin Flash 2 yaşlı atlarından bir tanesi Arda Şah bu sene ilk defa çok iyi bir yarış yaptı. Çünkü Arda Şah iyi koştuğu yarışlara bakıldığında start tepikte öne çıkıp tempoyu belirlediği yarışları ya da lider gittiği yarışlarda iyi koşuyor. Bazen buna müsaade etmiyorlar, bazen istediği gibi çıkamıyor, aksilikler olabiliyor. Olabilir bunlar koşu içerisinde ama iyi çıkıp önde tempoyu belirlediğinde ve rüzgü öne döndüğünde en iyi yarışını yapıyor. Bugün içinde bu istediğini yapabildiğinden dolayı çok iyi bir yarış yaptı. Kazanan hata yapabileceği bir şey yoktu. Bu yılın en iyi koşusunu yaptı Arda Şah. Kaneko'nun oğlu ciddi aşama kaydediyor. Bir önceki koşusu tesadüf değil.
Bu koşusunda da öndeki rakiplerin arkasındaydı. Belki son metrelerde iki rakibiyle mücadele edemedi ama koşu üçüncü bitirmesi kayda değerdi. King Chacha favori dedin. King Chacha'nın form alması çok normal. Bir önceki koşusunda aynı rakiplere start aldı. 400'de son 400'e gelindiğinde bariyer dibinden önü kapandı, tuttu, dışlarını aldı. Rakipler avantaj almıştı. Daha da bir avantaj sahibi olunca sonlarda öyle çok etkili gelip bindirdi ki Sadık. Bir sonraki koşusunda hem nefesi hem tecrübesi hem de daha iyi gelebileceğini öngördük hepimiz doğal olarak. Fakat o koşusunu yapamadı. Bir sıkıntısı var bilemiyorum ama Akın King Chacha'ya hakim. Asla üzmedi. Hatta dördüncülü ve riski atacak bir noktada atı son 100 metreden sonra 50 metreden sonra ellemedi. Gerçekten at bugün bekleneni veremedi ama o günlük bir sıkıntısı var bilmiyorum ama King Chacha'nın gerçek gücünün bu olmadığını düşünüyorum. Bir koşusunu daha görmek lazım. Koşuyu kazan Lord of Game'e gelince zaten Lord of Game geçen sene de iyi yarışlar yapmıştı. Fakat yanılmıyorsam ikinci ya da üçüncü koşusunda yıkıldı. Şimdi böylesi bir atın koşu içerisinde yıkılması, yıkıldıktan sonra 10 gün sonra da koşup kazandı. Bu atın ne kadar yetenekli bir at olduğunu bize gösterdi. Sonrası koşuları asla kötü değil ama kış sezonu bu ata yaramış. Bana kalırsa pandemide o geçen sürede bu ata yaramış. Bir önceki koşusu da çok başarılıydı. Bu yarışında da son 600'lere gelinirken sanki gelemeyecekmiş gibi bir izlenimi var ama Gökhan hem atın kuvvetini biliyor hem atın işin ciddiyetini hissettirdi. 2 tane 3 tane son zamanlarda ilk defa bu kadar ciddi kamçı kullandığını gördüm. Evet, ben de şimdi dikkatimi o çekti ve çok sayıda ve sert kullandı. Evet. Yani Lord of Game'in bu gücünün olduğunu, bu gücünü verebilmesi adına böyle bir hamle yapması gerektiğini hissetmiş ve doğru karar. Gördüğüm 3 tane sağlam kamçı uyarısı var. Bu uyarıyla birlikte koşuyu kazanmasını bildi. Lord of Game gerçekten yetenekli bir at olduğunu biliyorduk ama bugün için gözü hoş bir... 3'ten fazla var Gökhan. Yok, bir üst üste şurada vuracak. Viraj öncesi değil. Şimdi bariyer dibine girecek. Burada... Virajda da var 3 tane. Evet. Bak şimdi burada 1, 2... Bir tane daha sağlam. 3. Evet. Yani ilk defa bu kadar ciddi bir kamçı uyarısı var ama onlar olmasa kazanmayacak. Zaten at devam etmeyecek yani. Kuvveti var. Kuvvetini vermesi adına orada ciddiyetini kavradı. Lord of Game'i ve ilgilerini kutlayalım. Ben bu koşusunu çok beğendim. Önünün açık olduğunu düşünüyorum. Bizim ekür olarak da çok yakından takip ettiğimiz bir attı. Bizim formayla da koşabilirdi ama nasip kendi formasında devam ediyor. Bu anlamda da başarılarını çok takip ediyoruz ve istiyoruz yani kazanmasını. Evet. İnşallah yol haritası Gazi yolunda gidecek. Başarıda devam edecek. İnşallah. Ama bu koşuda start alan atların bir sonraki koşusunda çok daha iyi yarışlar yapabilecekler. Yani sanki atlar asla hiçbiri kötü koşmadı. Dirençleri var. Koşu içerisinde start verili bir tempo var. Gayretleri var. Kazanan daha bir etkili ama ikinci olan, üçüncü olan hatta dördüncü olan bu koşusunun bir daha görmek lazım. O yüzden bu koşunun ardından uzun mesafeli artık Mehmet Akif Ersoy mu, Sait Aksoy koşusu mu yoksa onun sonrasında iki tane kısa vadeli koşu var. Onları mı tercih edecekler bilemiyorum ama bu koşudaki start alan atlar bu yıl bana kalırsa 3 yaşların erkek tay döneminden sonra en etkili yarışıydı. Geçen yıl Gold to Victory kazanmış çünkü 2 yaşlı İngilizlere evet. mahsus bir koşuydu. Demokrasi ve Milli Birlik Günü yeni koşusu bir koşu bu yıl 3 evet. yaşlı İngilizlere mahsus oldu ve Lord of Game kazandı. 1.35-44 gibi de iyi bir dereceyle kazanma başarısı gösterdi. Lord of Game'in şöyle bir performansına baktım da hocam. 1200 metre geçen sene koştuğu 3 yarışında 4 yarışı geçen var. Geçen sene Lord of Game hoca söyledi. Öyle mi? Tamam, 3. oldu bir yarışta söyledi. 3. oldu koşu. Vaat yani, iyi dedi, vaat iş dedi. Trakya dile getirmiyoruz, getirmiyoruz dedi. Evet. Ama mesafenin uzaması sanki ona yarıyor gibi değil mi hocam? Yani daha da uzadıkça daha yararlı olur mu sizce? Bunlar göreceli şeyler. Görecek. Görmek lazım ama burada bari şey ben hatırlarsan geçen programda özellikle Ardaşan çok üstünde durdum. Evet. Yarışın kilit atı dedim. Sozopol erken gelmese üstüne Ardaşan yine bitirecek. Hı hı. Ayrıca Gökhan Kocakaya çok formda bir jockey. Yani iyi bir sporcu. Ben her zaman söylüyorum. İyi jockey olabilirsin ama iyi sporcu olmadıktan sonra onu sahaya yansıtmak zor. Yani bu şu anki bilenlerle ilgili de geçmişte de gördük. Halis Karataş'ın bu yaşına kadar böyle binmesinin tek sebebi iyi bir sporcu olması. Mutlaka. Gökhan Kocakaya da aynı yolda giden bir kardeşimiz. Sporcu gibi yaşıyor, sporcu gibi davranıyor. Pandemi sürecinde hepimiz gördük. Haftanın büyük bir bölümü geldi sahaya. Erken saatlerden geç saatlere kadar burada. En az 3 tane benim tayımı aldı. İdmanını yaptı. Yani gözümüzde gördüğümüz şeyleri söylemek durumundayız. Yani bazı şeyleri eleştiriyoruz, kızıp şikayette falan bulunuyorlar ama iyi söylediğimiz zaman hiç kimse kalkıp da
Gökhan abi, Suat abi ya da Ahmet abi, Mehmet abi iyi bir şey söyledi demezler. O da ayrı bir konu. Burada Gökhan Kocakaya'nın çok ciddi bir konsantresi var. Yani bu at bu sopayı yemese kesin gelemezdi. Yani her jokeyle kazanacak bir at değil bu. Şimdi virajda mı? Virajın oralarda da hızlandırdı. Yani ikincisi yani bu defa şans neye güldü? Bu at her nedense hep diren dibinden kuvvet alarak geliyor. Orada mesela Ahmet'in sopası sağ elinde, sol elinde olsa biraz içeriye doğru üstüne gitse geç fark etti. Geldiği dakika yarış bitti ki Ahmet'in atı fizik olarak her ata kaybettirecek kapasitede bir at Ardaş'a. Ardaş'a çok ortada kaldı. Onu fark edene içinden geldiğini gördü ama yarış biteceğine yakın. Yarış gibi yarış oldu ya. Atlar gerçekten gücünü verdi yani. Evet, bu iki at iyi koştu. Evet. Diğer atlar için aynı şeyleri pek söyleyemeyeceğim ama gerek Ardaş'a gerek Lord of Game oldukça iyi koştular. King Chacha yarışın şanslı isimlerinden de Quanti Volte İstanbul'dan gidip katılan bir safkandı. Bazı atlar İstanbul'dan gidince İstanbul Ankara zor değil mi hocam? Olmuyor yani, her at yapamıyor. Genelde olmuyor. Ankara İstanbul daha bir nispeten kolay ama tabii ki şimdi ben de daha önce de söyledim. Çok eski bizim çocukluğumuzda, gençlik yıllarımızda gazetede okurduk. Gerek milli takım gerekse önemli İstanbul takımları kampa, Kızılcağım ama tabii kampa giderlerdi. Bolu ve Kızılcağım arası. Yani giderlerdi. Ya bir de şu da var yalnız, Ankara'da da çok iyi atlar var. Ankara'daki o çok iyi atlar İstanbul'da koşmaya da geliyorlar. Tamam, bu iklimin etkisi var. Bu bir masaya yatırıp tartışılabiliriz ama sonuçta gelen atlar da yani işte kısa vadede 6 atı gelip de grup atlarını geçmiyor. Grup atları geliyor, grup koşuları start alıyor, başarılı doğru oluyor. Yani aslında Ankara'da da hiç başarısı olmayıp da buraya gelip başarılı olmuyorlar yani. Ankara'da da başarılı var. Bir de bu atların özelinde söylemeden edemeyeceğim. Belki bizden sonraki kuşak, yeni genç antrenörler ve daha sonraki antrenörler çok atı idiş edecekler. Mesela bu at idiş olmuş olsa çok daha farklı bir at olur. Diyeceksiniz Gazi koşamaz, grup bir koşamaz ama özellikle Invincible Sun'ın taylarının özelinde görüyorum. Tamamında aşırı bir agresivlik ve sertlik var. Invincible Sun'ın erkekleri bir yaşında idiş olsa bunun sürekli arkasında... Ama bunu söylemiştiniz hocam. Küçükken yani sahaya gelmeden, hatta yeni geldiğinde yapılmalı. Gelir gelmez. Diye. Gelir gelmez. Yani özellikle bunu Invincible Sun'ın erkek tayları özelinde üstüne basarak söylüyorum. Bu hatta bunun en belirgin örneklerinden bir tane. El freni çekti, araba gibi gidiyor. Yani gitmek istiyor. Kuvveti var. Kuvveti var. Fakat çocuk o kadar sinirlendi ki genelde çok dövücü bir jokey değil yani. Sopaya çok... Gökhan. Başvuran bir jokey değil ama altındaki atın gücünü ve kazanabileceği yeteneği görüyor. Göstersin diye. Bir şansı da burada diren dibini çok net açık bıraktılar. Lord of Game uzuna gider mi diye sordu ama hoca Tolga'nın bilgisine güvenir bilmiyorum. Anne kan attığından uzuna gider diyor Tolga. Ne diyorsun hocam? Anne Tolga kan attı. İyi bilir bu işleri. Ben bilemem. Ben Tolga kadar bilsem. Mystical Falls'dan da kardeşlerine de şöyle bir bakalım. Bunu şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Expressing en çok kazanan bir erkek tay denemede kardeş. Tolga'cığım dinlesin. Ben küçük bir şey hazırladım. Kendi tamam. Dinliyor ekran başında. Erkek tay denemede dinler. Tamam. Peki hocam. O zaman biz de devam edelim efendim. Bu koşuyu yavaş yavaş geride bırakarak sıradaki mücadele günün 11. koşusu. Aynı gündeyiz, 11 Temmuz gününde. Avrupa Birliği Başkanlığı Avrupa Günü koşusu olarak yapıldı. A2 mücadeleydi ve 3 yaşlı İngiliz taylarını yine 1600 metrede izledik. Bu kez de tabii ki dişi tayların mücadele ettiği bir koşuydu. Yani erkek ve dişi tay deneme koşularının olduğu haftanın öncesinde biz bir anlamda yine Ankara'da da bu isimleri, erkek ve dişi tayları ayrı ayrı görme şansına kavuşmuş olduk. Malamoja bir koşu önce çok dikkat çekmişti o son metrelerdeki diri fotoya girişiyle ve bu kez böyle bir gizli favori değil, AGF'ye baktım net favoriymiş. %24'lük bir AGF oranıyla 3 lira 5 kuruş ganyanıyla beklendiği gibi kazanan isim oldu değil şimdi mi? Şimdi Malamoja'yı zaten İstanbul'daki koşusun 4. olduğunda ben en az kazanan kadar anlattım ve bu koşusunda da zaten kazanmaya en yakın isim olacağını normal olarak paylaşmıştık ekip olarak da. Burada tabii ki Malamoja bana kalırsa zor olanı kolaya çevirerek kazandı. Neden? Bir 1200'den oralar alabilir miyiz? Yani start verildikten sonra kısrak o kadar istekli ki, o kadar dolu ki biraz daha alalım. Geri. Daha geri. Tamam. Yeterli. Bakın şimdi bariyer dibindeki adalı formasını biliyorsunuz. Beyaz forma. Oynatalım lütfen. Şu an 7. 8. sırada Gökhan Kocakaya'yla. Tam 800 direğinin hizasında. Kum 800 tabii. Evet. Bir oynatalım. Senin bahsettiğin yerler biraz daha geri Gökhan.
Olsun, yine o kadar çok vakit çalmayalım. Gelecek, devam edelim biz de yavaş yani yavaş. Yani bak buralarda da sertlik yapıyor, görüyor musun? Aslında koşunun en iyi yerinde gidiyor ama kısrak dolu dolu gidiyor. Yani koşuda 3 boy önde giden bir at var, onun arkasındaki atın arkasında 2 boy giden at var ama çok süratle gitmiyor. Sanki görüntüye bakıldığında 3 boy önde, onun arkasındaki de 2 boy fark var. Hayır, koşu o kadar süratle gitmiyor. Eğer bu koşuda biraz daha bir tempo olsaydı, yani örneğin bir Arda Şah gibi bir at olsaydı, Malam Hoca hiç çok fazla teşvik almadan kazanırdı. Çünkü start verildi, yeri iyi, arkasında atlar var, dışında atlar var, önünde atlar var. Kıstak kantarmayı dolduruyor, kıstak dolduruyor, Gökhan tutuyor, kıstak dolduruyor, Gökhan tutuyor. Bu sefer tam altıya gelirken koşu hızlandı, hızlanınca mecburen o tutmanın ardından yürüttürdü. Sadık, bu çok önemlidir. Bak, atı tutarken bir anda ittiğinde çoğu at buna cevap vermez. Bu kıstak buna da cevap verdi. Çok yetenekli önemli bir at. Ona rağmen gelip kazanmasını bildi. Eğer koşu birazcık daha süratli gitseydi ya da alt üste gelirken bir anda hızlanmadığı değil de yavaş yavaş gidip o da hafif hafif yürüttürme noktasında olsaydı bir iki boy daha yapardı. Bir ya da bu çok... stille kazanmanın en zor olduğu mesafe bence 1600, evet, değil mi? 1200, 1400, bravo, 2000'de daha belki, bravo, bunlar olabilir ama 1600 bu stille kazanmak zor. Çünkü mecburen start verdikten sonra bir tempoya giriyorsun. Evet. O girdiğin temponun sana yavaş gelirse ele alıyorsun ama 1200 ise zaten süratli başlıyor. Tabii. Ama 2000 ise herkes dolu başlıyor. O sefer at da dolulukla başladığını biliyor. Ve 50-100 metre gidiyor. Jockey hayır diyor, bırakıyor. Aynen. Tam dediğin noktada 1600 metre. Zaten dünyanın her yerinde en zor koşular 1600'dür. 1600 metrede mayler koşuları grup 1 kazanan at zaten aygırlık hakkını bile kazanır. O yüzden de ben Malam Hoca'nın koşusunu inanılmaz beğendim. Bunlara rağmen çok zorlanmadan kazandı. Avcar Kız 2 yaşlının en iyi. Bugün için Barakas'a liderliği almadan önleri gidenin arkasında kaldı. Başarılı bir ikinciliği var. Performante'nin üçüncülüğü, Elif Altun'un dördüncülüğü, Going'in beşinciliği, Miss Carnella'nın altıncılığı değerli. Çünkü hepsi bir aradaydı. Koşunun gidişatıyla, aldığı yerle alakalı birbirlerini geçebilecek bir görünüm izlediler. Ama Malam Hoca bana kalırsa bunlardan farklı. Fotoğrafı geçtikten sonraki bu görüntüsüne bakıldığında muhtemelen kısrak koşusunu hedefleyecek. İstanbul'a geldiği ilk koşusu, ilk geldiğinde İstanbul'da ilk defa koştu. Belki pisti de yadırgamış olabilir. Ama şimdi daha bildiği, yani bildiği, tecrübe edindiği pistte kısrak koşusunun en iddialı taylarından bir tanesi. Hatta kısrak koşu sonrası Gazi koşusunun da gizli favoriler arasında olabilir. Ben çok çok beğendim atı, maşallahlı. Kısrak babası Serhan Bey olması da belki birazcık daha cazip. Beni ona o yöne itiyor. O zaman bizim çocukluğumuzun veya da genç yıllarımızın harika atlarından bir tanesiydi. Ayakları düz bastım. Tüm ekibi de kutlayalım. Atı çok iyi hazırlamışlar. Bence bu yılın flash atlarından bir tanesi Malam Hoca. Maşallah diyelim, ayakları düz bassın diyelim ve Suat hocamızın bu önemli koşuyla ilgili yorumlarını almadan önce yurt dışına gidelim efendim. Amerika'da, Saratoga'da sıradaki koşu heyecanı için sözü sevgili Onur Büke'ye bırakalım. Sevgili yarışseverler, Saratoga'da günün 3. koşusuna katılacak olan 3 ve daha yukarı yaşlı İngiliz atları kum piste çıktılar. Bu koşuya 1 numaralı Nueva York Juan Rosario ile, 2 numaralı Steam Engine Jose Ortiz ile, 3 numaralı Kazmenya Kendrick Carmujda, 4 numaralı Big Engine Jose Lescano ile, 5 numaralı Dark Money Manuel Franco ile, 6 numaralı Licky Cup Junior Alvarado ile, 7 numaralı Tony Tail Javier Castellano ile ve 8 numaralı The Caretaker Ayrat Ortiz Junior ile Saratoga'da 3. koşuya katılıyorlar. Sevgili yarışseverler, az sonra 3. koşuyla birlikte Beşiganyan başlayacak. Saratoga'da ilk 2 koşu tamamlandı ve devirli altılı ganyanda 667.769 lira dağıtılacak Saratoga yarışlarında bugün. Altılı Ganyan'ın ilk ayağını ise çok sürpriz bir isim kazandı ilk startında. Tyler Gaffalione, Lia Run Leydran orijinli 1 numaralı Escape Fund. Tyler Gaffalione koşudan galibiyetle ayrıldı. Ganyan'a 14 lira 35 kuruştu. 3 numaralı Dial Me Up ikinci oldu Ayrat Ortiz Junior'la. 6 numaralı Frill yarışın favorisiydi. Manuel Franco ile üçüncülük elde etti ve 2 numaralı Yes to Mischief yarışı 4. olarak tamamladı. 7'li plasede 40.159 lira. Devirli altılı ganyanda 667.769 lira. Ve 1. üçlü ganyanda 9.569 lira dağıtılacak Saratoga yarışlarında. Günün ilk koşusunu 3 numaralı Palace Avenger kazanmıştı Jose Ortiz ile. Ganyan'ı 3 lira netti. 1 numaralı Carrizo 2. 5 numaralı Palomita 3. 4 numaralı Glassy Link yarışı 4. olarak tamamladı. Saratoga'da 3. koşunun başlamasına çok az bir zaman kala safkanlar pikörlerinin eşiğinde 1200 metre start gerisinde toplandılar.
Şu anda yurt dışında 8 numaralı The Caretaker ve 7 numaralı Tawny Tail eşit oranda favoriler. 5 numaralı Dark Money 1'e 4'lük oranıyla ise yurt dışında 3. sırada yer alıyor. Koşuya iniş kulvardan 1 numaralı Nueva York, endiş kulvardan 8 numaralı The Caretaker başlayacak. Safkanlar şu anda starting box'ın gerisine geliyorlar ve birazdan kulvarlarındaki yerlerini almaya başlayacaklar. 8 numaralı The Caretaker şu anda 1'e 3'lük oranıyla koşunun favorisi oldu. Ayret Ortiz Junior ile start alacak. Thomas Marley'nin antren ettiği bu isim 31 yarışta 7 birincilik, 9 ikincilik, 6 üçüncülük elde etti. Daha önce bu mesafede 8 kez koştu. 1 birincilik, 3 ikincilik, 3 üçüncülüğü bulunuyor. 19 Haziran'da Belmont Park'ta katıldığı 1300 metre mesafeli yarışında Luis Saez'e koşudan galibiyetle ayrıldı. 1.15.87'lik dereceyle ve buradaki rakiplerinden 3 numaralı Kazmenya ve 6 numaralı Licky Cup'ı mağlup etmişti. 9 Temmuz'da Belmont Park'ta 637.7'lik işiyle bu koşuya hazırlandı. 8 numaralı The Caretaker. Ve safkanlar box'taki yerlerini almaya başladılar. 1 numaralı Nueva York, 2 numaralı Steam Engine ve 3 numaralı Kazmenya'dan sonra 4 numaralı Big Engine giriş hazırlığı yapıyor. 4 numaralı Big Engine box'a yakın kulvarına yöneliyor ve 4. at olarak 4 numaralı Big Engine de box'taki yerini alıyor. 8 numaralı The Caretaker giriş hazırlığı yapıyor ve The Caretaker da starttaki yerini aldı. Üçüncü koşuya katılacak olan atlar start hakem emrine girdiler. Start verildi, koşu başladı. İç kulvardan 2 numaralı Steam Engine, dış kulvardan 6 numaralı Licky Cup arasında bir liderlik mücadelesi başladı. Onların hemen dışlarında 7 numaralı Tawny Tail ve 1000 metre start yeri 2 numaralı Steam Engine'in bir boy farklı liderliğiyle geçiliyor. Şimdi fark 1,5 boy. 6 numaralı Licky Cup ikincilikte, onların 2 boy gerisinde 7 numaralı Tawny Tail. Daha sonra iç kulvarda 4 numaralı Big Engine hemen dışında. 8 numaralı The Caretaker, aralarında 5 numaralı Dark Money, 2 boy gerilerinde 3 numaralı Kazbenya görüyorum ve grubun son sırasında 1 numaralı Nueva York. Son 800 metre 2 numaralı Steam Engine'in yarım boy farklı idealiyle geçiliyor. Yarım boy gerisinde dış kulvarda 6 numaralı Licky Cup. Onların 2 boy gerisinde 7 numaralı Tawny Tail. İç kulvarda 4 numaralı Big Engine. Hemen arkalarında 5 numaralı Dark Money. Daha sonra 8 numaralı The Caretaker ve 3 numaralı Kazmenya sırasıyla son viraj dönüldü ve son 400 metre geçiliyor. Orta kulvardan 2 numaralı Steam Engine gelip koşunun idealini alıyor. Dış kulvardan 6 numaralı Licky Cup geliyor. 6 numaralı Licky Cup ve bariyer dibinden de 4 numaralı Big Engine geliyor şimdi. Big Engine geliyor ve grubun liderliğini alıyor. Son 200 metrede farkı 3 boya kadar çıkartıyor. En dış kulvardan The Caretaker da sprinte kalktı. 2,5 at boyu kadar önde 4 numaralı Big Engine. Potayı 4 numaralı Big Engine buluyor. 8 numaralı The Caretaker ikinci, 6 numaralı Licky Cup üçüncü, 3 numaralı Kazmenya yarışı 4. olarak tamamladı sevgili yarışseverler. Saratoga'da günün 3. koşusunu 4 numaralı Big Engine Ozel Escano ile kazandı. Ve Saratoga'da 3. koşuyu 4 numaralı Safkan kazandı. Altılı Ganyan'ın ilk ayağında da 1 numaralı Escape Found kazanmıştı. Devirli günde 2 tatlı sürprizle başladık diyebiliriz efendim Altılı Ganyan heyecanına. Devam edelim biz formatta. Kaldığımız yerden tüm hızımızla Avrupa Birliği Başkanlığı Avrupa Günü koşusunu konuşuyorduk ve sevgili Gökhan Gül'ün yorumlarını dinleyip paylaştık. Ama şimdi de Suat hocamızdan bu koşuya ve özellikle tabii safkanların özelinde detaylı değerlendirmeleri merakla bekliyoruz hocam. Neler söylersiniz? Evet, net bir koşuydu. Benim sevdiğim tarz atlar bu yarışlara yıpranmadan gelmiş. Genç, limiti daha henüz yeni ortaya çıkan, bir önceki yarışında bu yarışı yapabileceğini, yeteneğini göstermiş bir safkandı. Abjar kız geçtiğimiz yılın ilk tay yarışlarından bugüne kadar hiç ara vermeksizin koştu. Yine de başarılı koştu.
Yarış genel anlamda Gökhan üstüne basarak anlattı. Önde birkaç bir önde giden bir at var ama öyle etkili bir temposu yok. Zaten etkili temposu olsa arkada o kadar sertlik yapmazdı. Fakat bu yarışları seyrettiğim zaman aklıma şey geldi. Yani atın üstüne sanki Kocakoy yok, Ertuğrul Kılıç var gibi. Hep diren dibini tutan ve şansına doğrusu açıldığı zaman inanılmaz büyük avantajdır. Çünkü yarışın en kısasını sen koşarsın. Kuvvetli atlar da bile hemen çıkıyor boş koluna. Atta kuvvetini gördüğü zaman diren dibini gösteriyor. Önde zaten durmak üzere olan bir safkan var. Birkaç atla düz yola çıkınca yol bulma sıkıntısı da olmuyor. Yürüttüğünde güçlü bir at. Fakat hadi dediğinde, istediğinde böyle bir bocalar gibi yaptı. Bu da biraz sanki mesafede daha iyi koşacağını Gökhan da bahsetti. Kısa koşusunda daha etkili bir yarış seyredebiliriz. En azından tempolar daha yüksek olur. Yarış gerçek anlamda daha ciddi bir yarış olur. Arkasında kalan atların bugün için en azından ileriye dönük etkileyebilecek şekilde bende özde öyle bir izlenim ve kanı uyandıran önemli bir safkan göremedim. Ama yarış hayatlarında bir alt kategorilerde başarılı olabilirler. Fakat üst seviye yarışlarda gerek kısa koşu veyahut da daha büyük koşu, gazi koşusunda böyle bir etki gösterebilecek anlamda bir at seyredemedim yarışta. Evet, kazanan Malamoja'yı çıkarsak dışarı. Tabii. Kazanan Malamoja dışında çok etkileyici bir performansa tanık olmadım diyor Suat hocamız. Avrupa Birliği Başkanlığı Avrupa Günü koşusu özelinde bakalım bundan sonraki performanslarıyla Suat hocamızın gözüne girmeyi başaran bir isim olacak mı? Takipçi olacağız. 12 Temmuz gününe geçelim efendim. 12 Temmuz günü İstanbul'da pazar günü yapılan mücadelelerden önce günün 3. koşusuna bakacağız ki Hasan Adalı adını anısına düzenlenen mücadele kısa vade 8 koşuydu ve 4 ve yukarı yaşlı dişileri, kısrakları 1600 çimde bir araya getirdi. Tabii ki klasik koşulardan biridir Hasan Adalı adını anısına yapılan koşu. Miss Helin bir yıl ara verdikten sonra yani 2018'de kazanmıştı. 2020'de tekrar kazanma başarısı gösterdi Gökhan. Neler söylersin? Yine çok değerli bir büyüğümüz adına yapılan bir koşu. Benim üzerimde de emeği vardır. Hakikaten Adana Yeşilbağ Hipodromu'nun hemen kenarında evi vardı. Hepimiz orada ekmeğini yedik, atlarına bindik. Çok aprantinin ya da jokeyin üzerinde emeği vardır. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun Hasan amcamın. Amin. Koşuya gelince startla birlikte koşuda tempoyu belirleyen at Blanchard'tı. Blanchard bana kalırsa bu Adem Arslan şans verirse çok iyi bir jokey. Ben bu koşudaki start verildikten sonra ilk 425-50 geçiyor. Yani atın aksiyonu ve kendini tamamlama açısından. Ve sonrasındaki tempoyu yükseltip o tempoda devam edip ancak foto önünde geçebileceğini öngörüyor. Yani muhtemelen atın ilgileri de bu yönü de taktik vermişlerdir Varkar kardeşler. Fakat Blanchard beklenen koşusunu yaptı. Çünkü sonuç itibariyle belki Perelina bir önceki yıllardaki koşusu gibi performansı olmasa da sonuç itibariyle grup 1 galibi Dubai'ye gitmiş bir at. Hafa grup kazanmış. Emisel'in dijital denemede Vanette gibi bir önemli şampiyonu geçmiş ve hala kazanma başarısı var. Ve son 200'den sonra tekrardan tazeledi Blanchard. Belki de bariyer dibini açmayıp Misel'in dışına çıksaydı mücadele daha mı sık olurdu bilmiyorum. Böyle mi olsun istediler onu da bilemiyorum ama sonuçta geçildikten sonra tekrardan mücadeleye devam eden at her zaman iyi koşmuştur. Misel'in hakikaten çok istikrarlı bir at. Görünümün çok üstünde bir performansı var. Yani bazı atlar vardır. Çok iyi yarışlar yapar ve görünüm olarak da böyle baktığınız zaman ne kadar teşekkül atlı, ne kadar güzel hatlar olan bir at dersiniz. Misel'in tabii ki asla kötü değil ama bakıldığında böyle minyon ama inanılmaz bir yüreği olan çok yetenekli bir at. İlgilerini de kutlamak lazım böyle atı. Böylesi bir başarı elde ettikleri için. Bu atlar bir sonraki randevuda bir araya gelecekler tekrardan. Mücadele içerisinde olacaklar. Mesafenin değişimi farklılık gösterecektir ama Perilina geçen yılki at değil. Bir sonraki koşu nasıl bir performans sergiler bilemiyorum ama bugün için koşuda ikincilikte gidip düzlüklerinin önü açık olmasına rağmen arttırmadı. İnşallah eski performansına, formuna ulaşır. Misenini kutlayalım. Blanchard'da kazanmış kadar başarılı bir yarış yaptı. Kesinlikle hem kazananı hem ikinciyi özellikle değinerek belirtiyor sevgili Gökhan. Adem Aslan'dan bahsetti Gökhan. Ben de şimdi onun performansına şöyle bir bakayım dedim. 2020 yılı özellikle performansında belirttiğin gibi sevgili Gökhan. Mesela en son bir üçüncülüğü var.
Foto Kızı isimli safkanla 42 liraymış safkanın ganyanı. Onun öncesinde bir ikincilik görüyorum Bozdağ Bey isimli safkanla 15 liraymış ganyanı. Yine Blanchard'ın o gün koşudaki ganyanı 22 lira bir ikincilik var. Yani aslında yani çok şans bulamadı atlarda başarılı anlatıyorsun. Ben de şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani sen o taraftan bakıyorsun doğru, fakat ben koşuları izliyoruz, bakıyoruz. Yani atın üstünde ata hakimiyeti yaptıkları, gerekse sabah idmanda da gelip yardım ediyor bize de. Yani verdiği rapor, atlara hakimiyeti, boş bir çocuk değil. Şimdi bu tarz jokeyler eğer bir ya da iki tane at yakalarsa desteklenirse yukarı doğru çıkarlar. Ben şuna inanıyorum. Çok iyi jokeylerimiz var ama bu sayı artmalı. Yani daha önce de söyledim. Bir yarışta 8 atı kaydettiniz. Bir tanesi iki tanesi ceza aldıysa, yoksa 8 at da birbirine denkse 3-4 tanesi de buldunuz, geri kalanına bir anda başarısız kim bindireceğim diye. Öyle olmamalı yani. İyi bir de şimdi bu dönemde kalabalık koşu sayısı da fazla. Gerçekten pandemi sonrası bir yığılma olabiliyor. Bu ve birçok arkadaşımız var. Onlar da gündeme geldiğinde paylaşırız. Desteklenmeli. Bir yeteneğin olduğunu aşikar yani. Ata hakimiyeti var. Söylediğini anlıyor ve yapabiliyor. Çok önemli. Çok kilo önemli gerçekten. Yok. Kilo sorunu da yok. Aynen öyle. Özellikle bu Adem Aslan ve onun belki yüzdelerine sahip birçok arkadaşımız. Mesela benim ilk aklıma Metin Hamedi de geliyor. Gündemimize geldi diye paylaştım. Yani gündeme gelen jokeyleri bu şekilde biraz daha paylaşmaya konuşalım. Gayret göstereceğim. Mutlaka, mutlaka konuşalım. Hasan Adalı koşusunun geçmiş dönem performanslarına, daha doğrusu neticelerine şöyle bir bakalım. 2019 yılında İskra Selim Kaya'yla, 2018'de az önce belirttiğimiz gibi Miss Helin yine Özcan Yıldırım idaresinde, 2017 Tatvan incisi Selim Kaya, 2016 Willpower'la Halis Karataş, 2015 Elevato Gökhan Kocakaya ile kazanmış. En iyi dereceyi kim yapmış diye baktığımızda 1.34'e inebilen iki isim var 2007'den bu yana. En iyi derece 2008'deki Tomahawk'ınmış. 1.34.66 ile bir de son dönemde de Miss Helin'in 2 sene önceki galibiyeti 1.34.82 ile bir hayli. 34-66 ile bir de son dönemde de Miss Helin'in 2 sene önceki galibiyeti 1.34-82 ile bir hayli dikkat çekiciymiş hocam. Siz neler söylersiniz? Kaç at 2 defa kazanmış bu yarışı? Bakayım hocam, Miss Helin'in haricinde 2 defa kazanabilen yok. 2007'den sonra mı? Hayır, yani evet 2007'den sonra. Zaten doğru. Evet diyeceksin ki. Aynen öyle. Yani, 2007'den sonra başladı. Peki, bir ikincilik fotosu varmış. Sevgili yönetmenimiz Selim belirtti. Ekrana da geliyor efendim. Ekranınıza yakın olan 8 numaralı safkan 3. koşuda kazanan 4 numaralı safkanın ardından 2. oldu. 4-8-6-7 de gayri resmi sıralama. Hocam ben de uzun yıllardan sonra yurt dışı yarışları anlatmaya başladım. Yarın akşam da Saratoga yarışlarını yine ben aksettirmeye çalışacağım. O yüzden böyle biraz ne denir, tempo kazandım bu anlamda. Yeniden hızlı konuşmaya Saratoga başladım. Saratoga muhteşem bir yer yani. Saratoga. Siz gittiniz tabii hocam daha önce. Çok güzel bir yer. Hipodromu da şehrin kendisi de. Hipodrom da güzel, şehir de güzel. Bir göl var, harika. Hipodromun civarı çok şık, çok güzel, çok kaliteli bir yer. Çok üst düzey bir yer. Yarışa dönecek olursak. Peki hocam. Yarış tekrar bir seyretme imkanımız olabilir mi? Yani tempolar oldukça yüksek. Yani Blanchard bitirebilirmiş yarışı. Bir direktif böyle mi verildi ki? Muhtemelen böyle verilmiştir. Adem Aslan'ın da tercih sebebi belki de direktifimizi dinlesin anlamında budur ama buralarda mesela Adem biraz sonra böyle bir bacak arasından eğilip bakacak arkaya. Buralarda bir bakıyor şu an arkasına. Arkasındaki atlar belli zaten. Olabilecek atlar belliydi. Miselim ve Perilla. Bu tempoda devam etseydi büyük tehlike yaratabilirdi. Bak burada 25.5 bu kalitede bir yarış için hızlı sayılmaz. Perilla gelince yürüttü. Kendi istedi ama yani. Kimse onu rahatsız etmedi. Onu hissetti. İstediğince bir tempoya istedi. Arttırdı. Yarış bundan sonra 11'e döndü. 59-10-22 ile kaçıp bitirmek. Hocam Miselim de arkalarında, diplerinde ya. O da tempoya göre yani mesela şöyle bir şey, kendinden daha üst süratleri yüksek tempoda giderek arkadakine sadece av olursun yani. Avcı olman imkanı dahil değil. Burada avdan av olmaya dönersin. Yani start çıkışından sonra tempolar hani 11-11. Bu hafta bariyer dipleri açıldı, içeriden girenler kazandı, farkında mısın? Tabii. Yani işte o da neden hızlı girdiği için biraz da savruldu. Yani biraz daha yavaş gitse biraz daha direğe yakın gelecekti. Orayı ona vermeyecekti ve daha fazla direnme şansı da olacaktı. Hocam bugün mesela birkaç koşuda, bugün diyorum ve bu hafta birkaç koşuda Trakuslara baktım. Mesela şu anda Blanchard'ın yerinde olan safkanla en dıştaki isim. Hafo'nun yerinde olan safkan arasında eğer viraja öyle girip
öyle çıkıyorlarsa aşağı yukarı bir 15-16 metre fark oluşuyor koşma mesafesi açısından. Zaten yarışta 1 metreyle bitiyor. Tabii. Yani bir önemli metre, bir fark yani. Farkta bir karışıkta bir karışıkta fotoğrafı burun yani işte. Bir de ne olursa olsun fizik kuralıdır. Viraja yumuşak girilir, sert çıkılır. Yani. Viraja ne kadar hızlı girersen savrulursun. Açılımını alman lazım. Bir de ayrıca at zaten Blanchard iri bir kısrak. Atın denge kurabilmesi adına biraz daha viraja daha yavaş girilir. Hafı da oluyor, koştu. İyi çıkamadı. Geldi ama o da diplerine. Biraz sıkıntılı gidiyor at yani. Böyle biraz sıkı koşuyordu o yüzden yani, hocam yani. Git gel yapıyor. Peri'yle, eski Peri'yle değil, Dubai'nin yorgunluğuna hala üstünden atabilmiş değil. Net bir koşu. Misal'in bu grubun iyi iki atından biriydi. Peri'yle'nin iyi koşmaması durumunda devreye girecek at oydu ve öyle oldu. Blanchard formda bir safkan. Son zamanlarda iyi. Uzun süredir Çim'de böyle etkili bir yarış koşmuyordu ama koşmaz değil. Nadas koşusu galibi. 3 yaşında güzel bir Nadas koşusu vardı. O sezonla yine sezona güzel başlamıştı. Zaten yetenekleri belli bir seviyenin üstünde safkanlar. Diğer atlar için fazla söylenecek bir şey yok. Ama bu yarış şunu gösterdi. Blanchard'ın böyle koşması diğer rakipleri biraz cesaretlendirir. Bir sonraki dişi yarışı böyle 4 at koştu sayabilir. Çünkü Higran isimli atın yarışta fazla bir etkisi olmadı ki. Yaklaşık bir 10 saniyeye yakın geri geldi diğer rakiplerinden. Bu yarışlar dişi bir sonraki randevu en az 8-10 atlı ve daha dişe diş bir yarış olur kanaatindeyim. Diğer isimleri biraz iştahlandıracak diyorsunuz hocam. Tabii ki yani şimdi burada Perilina ile Misel'in olduğu zaman tabelanın alt sıraları için kendinize yer arama durumundasınız ama böyle olmadığı görülünce bir sonraki randevu biraz daha diğer atları en azından cesaretlendirir geçebilme adına. Mesela Talih Çalbatur koşusunda Blanchard vardı o koşuda. Miss Helin'in ardından Sherry Sherry'le de ikinci olmuştu. Evet. Onu göremedik bu koşuda. Lucky Foot'u yarış yine çok, görebiliriz hocam. Sıkışıklığından fazla, Lucky Foot kayıtlıydı. Evet. Fazla kayıtlıydı. Yarış var. Bakalım bir sonraki mücadelede de göreceğiz efendim. Kimler gelecek? Yeni katılımcılar nasıl şekillenecek? Biz tay denemelere geçelim. Önce erkek tay deneme koşusu diyelim. Çünkü koşu sıralamasında 6. koşudaydı erkek tay deneme koşusu. O yüzden önce erkek tay deneme diyoruz. Grup 1 mücadeleydi. Malumunuz 1600 metre Çim pistte yılın tabii ki en önemli koşularından biriydi. Ve Call to Victory koşunun favori ismi olarak koşuya katılan Call to Victory kazanan isim oldu. %40'lar civarında bir AGF oranı ve 2 boyluk farkla kazandı ama gösterişli bir birincilik diyebiliriz değil mi Gökhan? Evet. Şimdi Call to Victory 2 yaşlılığında başladı seriyi. 3 yaşlılığında devam etti. Bu yıl kazanarak başlayıp erkek tay denemeye geldi. Tabii ki böyle bir performans sergileyince %40 AGF hak ediyor ama sonuçta böylesi bir koşuda %40 AGF kolay değil. Bunun da karşılığını verdi. Kazanmasını bildi. Tabii ki Call to Victory çok kolay bir at, çok rahat bir at. Neden? Bakıyorsunuz starta giderken bir sakinliği var, starta giriyor, çıkıyor ve tamamıyla jockey'in isteğine göre hareket ediyor. Yani bir sertlik yapmıyor, koşu yavaş giderse ellemezsen istediği yerlerde, oralarda da sana bir hırslanıp bir zorluk çıkartmıyor. Koşu süratli gidiyor, hemen hadi diyorsun arkalarına peşlerine takılıyor. Koşu bir yerde yavaş gittikten sonra biliyorsunuz çaldıran koşusunda liderliği aldı, kazandı. Yani bir at düşünün, bir gücü var, bir kuvveti var ve koşu içerisinde jockey'e zorluk çıkartmadan koşunun gidişatına göre jockey istediği inisiyatifi alabiliyor. O yüzden de hakikaten çok yetenekli, çok başarılı bir at Call to Victory. Bu anlattıklığım kriterlerde üstüne eklenince böylesi güçlü bir ata kazanması normal sonuç oluyor. Start verildikten sonra koşunun liderliğine at Alihan'dı. Bana kalırsa iyi bir tempo da kurdu. Bir avantaj da sağladı. Fakat düzlük dönüldüğünde özellikle 3 tane rakibine cevap veremedi ve koşuyu 4. olarak bitirdi. Kötü mü koştu? Hayır. Ben Full Tortu'nun koşusunu çok beğendim. Bu koşunun aslında koşu öncesi yorumlarımızda bu kadar ön planda değildi ama Atlan serbest atı iyi hazırlamış. Kazandığı koşusunun ardından daha da üstüne koyarak gelip bana kalırsa 3. oldukça başarılıydı. Vernaz'da iyi bir dereceyle bir birinciliği var. Fakat görünüm olarak bu at mesafe istiyor gibi izlenimimiz var. Mesafeye çıktığında göreceğiz. Fakat yeri iyiydi. 600'lere gelirken Halis yürüttürüyor. Aksiyonu bozulmama ve düzlük dönüldüğünde rakibini kaçırmama adına Tay cevap da verebiliyor ama rakibine bugün için yapabileceği bir şey yok. Çünkü rakibi her yerde koşuya hakim ve istediği yerde yürüttürebiliyor. Bakın burada Alihan gidiyor. Arkasında giden at Peryon. Hemen arkasında kolay gidiyor.
son 800 geçirirken 700'ün oralarda bir hadi dedi. Bir 3 boyu kapattı. Koşuya mı gideceğiz? Hayır hayır. Özcan Bey özellikle Vernaz Zay'ın bu koşuda sanki hiç üzülmediğini, Sait Akson ve Gazi koşusunda sürdürerek favori çıkacağını düşünüyorum demiş de özellikle senin fikrini sormuş. Onu da paylaşayım. Yani Halis Karataş zaten tabii ki kazanamayacak durumdaysa elinden geleni yapıyor, ciddiyetini koruyor ama son 200'den sonra teşviği var ciddi fakat öndeki atı yakalayamıyor. Öndeki atı yakalamayacaksa niye dövsün Tayyip? Zaten ustalık burada çıkıyor. Tabii. Yani en az 2 tane 3 tane kamçı yer at, her at bunu kaldıramaz yani. Belki de arkadaşımız onu söylüyor, iyi gözlemlemiş. Ama düzlük dönülünde buralarda şimdi ciddiyetinde var, yer dibinde yolunu bulacak. Ama Ali Han'ın temposu düşmedi. Vernaz'a gelip onu yakalıyor. Fakat Kaltuğu Büktür'ü buralarda hala Ahmet. Sadece ve sadece burada bir işin ciddiyetini kavradı ve ondan sonra kamçı sol elini alacak, devam edecek. Yani inanılmaz yetenekli, çok başarılı. Kingsman'a gelince şartlar ne olursa olsun koşu öncesi nalı düşen at Sadık etkileniyor. Değil mi? Çok az etkileniyor. Yani 10 tanenin 8'i etkileniyor bana kalırsa. Mesafe olarak da zaten bu mesafe çok yatkın değil. Doğal olarak da rakiplerini kaçırmam adına yürüttürüyor da mesafe ters. Stiline ters yürüttürüyorsun. Nalı da çıktı. Asla kötü koşmadı. Belki herkes çok daha iyi bir yarış bekliyordu. Olabilir ama Kingsman bana kalsa gücü kalitesinden bir şey kaybetmişliği yok. Mesafe uzadığında istediklerini yapabildiğinde göreceğiz. Çok daha yarış yapacağından eminim. 1600'de kazanamamıştı. Kazanamadığı ya tek şimdi, mesafeydi yine kazanamamış. Bak şimdi buralarda yürüttürüyor. İster istemez yürüttürüyor. Neden? Kaltuğu Büktür'ü kaçırsa yakalayamaz. Tabii. Vernaz'a da içerisinde. Diğer atları da tabii rakibi ama Vernaz'ın hemen yanında. Kaltuğu Büktür'ün peşine takıldı. Ne yapacak? Nalı da çıktı. Mesafe de ona uygun değil. Aslında atın hala bir gayreti var. Eğer bu koşudan sağ salim çıktıysa mesafeye çıktığında işte ne yapacaktır? Ha bir de kış taya çok yaramış. Ta üstüne koymuş fakat kalınlaşmış. Bu kalınlaşma da etkileyebilir. O yarışında çok ciddi bir rakibi Kingsman yoktu. Aynen Kingsman'ı anlatıyorum. Bu koşusunun ardından sağlıklı çıktıysa uzun mesafede Kingsman gerçek gücünü gösterecektir. Kazanan Kaltuğu Büktür'ü ve ilgilerini kutlayalım. Özel Canat Ekürüsü pardon. Kurtel Ekürüsü. Özel Canat ekibi her yıl grup bir atlarını sahneye çıkarıyorlar. Kazanmayı da biliyorlar. Çok da başarılılar. Kaltuğu Büktür de bu yol haritasına devam ediyor. Ayakları düz bassın. Gerçekten çok başarılı, çok yetenekli bir at. Hocaya sözü bırakmadan önce şunu söylemek isterim. Abisi kulonlu bir ara ben de ilgilenmiştim. Tabii. Müthiş bir attı. Gördüğüm teşekkürat olarak, güç olarak, orantı olarak harika bir attı. Kaltuğu Büktür'ü görür olarak öyle de değil. Ama en az onun kadar belki de ondan da daha fazla yeteneği olduğu aşikar yani. Kesinlikle o da erkek tay deneme galibiydi. Baktım performansına 1.35.52 ile kazanmıştı Kuloğlu. Aksilikler yaşadığı bir sürü olaylar yaşadı. O buna nazaran daha sert mizaçlı bir attı. Evet hocam. Bu çok sakin. Yani bu inan bu Hele şey tabi, gibi. Değil mi? Kaltuğu Büktür. Yani Kaltuğu Büktür zannedersin ki yarış saati bitmiş, çifte ekmiş, geri gelmiş gibi. İzle bütün yarışlarınız. Jockey ne isterse onu yapıyor. Düşsene. Çaldıran koşusu grup 1'i liderliği aldı bitirdi yani. Aynen öyle. Yaklaşık da 1 saniye daha iyi bir performans sergiledi Kuloğlu'na nazaran. Ana baba bir Dijital denemede de herhalde bir saniye yok. Anne kardeşi. 20 saniye var evet. Anne kardeşi yok. Ben Kaltuğu Büktür Kuloğlu açısından söyledim. O Kavango Serap gelindi Kuloğlu. performans olarak Kaltuğu Büktür daha en azından derece anlamında başarılı oldu hocam. Siz ne söylemek istersiniz bu koşu özelinde? Bu koşu üzerinde ilk göze batan şey Kingsman'in stilinin dışına çıkıp rakibe göre koşması büyük hataydı. Yani o atın gitmesi gereken yerler orası değildi. Full throttle'ın gittiği yerde gitse, arka grupta takip etseydi yarışı her zaman olduğu gibi farklı bir Kingsman seyrederdik. Ayrıca da doğru bulmadığım şeylerden biri diyeceksiniz ki bu Triple Crown'un ilk ayağıydı. Böyle evet. Bir atın yarıştan çıkması çıkartılımı doğru değil ama yarış dakikası orada bakıyorum hangi at nalla ilgili bir sorun yaşasa nal çakılsa otomatikman bir kere işin balansı bozuluyor bir şeyi bozuluyor. Ya atın şey olarak da etkileniyor. Tabii ki yani şimdi futbolcuyu çıkart orada o ayakkabın bu ayakkabı diyor ayakkabılarını çıkart onu giy bunu çıkar desen o konsantre. Yani 3-5 dakika bozuluyor yani. Konsantre bunu bu zaten yarış bir 3 tabii dakika. Ki. Bu konuyu da böyle bir dakika konuşmak istiyorum hocam. Bunun sebebi piste alakalı mı yani nal problemini biraz son dönemde sık yaşıyoruz. Sizce bu sentetikte belki piste olabilir. Alışana kadar evet ama evet. Şimdi piste yok. Değil. Şimdi pis öyle bir durum söz konusu. At giderken basmış olabilir. Tabii bir anda kentere kalkarken arkaya yetişilmiş olabilir. Ani bir hareket yapmış olabilir. Olabilir. Bu tip sebeplerdendir olan, diyorsun. Tabii. Çünkü senin dediğin gibi olsa kaza olur. Bu anlık bir hareketle çıt diye atıyor. Allah'tan atıyor. Atmasa daha büyük sakıntı olur yani.
geçmiş olsun diyelim bir kez daha. Call to Victory gerçekten çok ele tabi hocam. Orada özel sakin bir safkan. Yani yarış içinde jokeyin işini çok kolaylaştırıyor. Sertlik yapmıyor. Daha yumuşak mizaçlı bir at. Abisi en azından hatta yarışta saptığı günler oldu. Bu at en azından jokeyin işini çok kolaylaştırıyor. Yarışı... Gazi koşusunda mı sapmış? Gazi. Evet. Saptı. Bursa'da da startta burun sıkıştı. Bursa'da da yaptı. Yani burada en büyük avantajı yarışın istediği metresinde istediği yerlerde gidebiliyor. Az önce sizin bahsettiğiniz gibi isterse yarış yavaş giderse temposunu kurdu. Çaldıran koşusunu adeta çaldı. Kolay bir yarıştı onun için. Burada zaten gidecek at bir dizilim belliydi. Ala'nın gideceği belliydi. Yani burada full throttle Gökhan güzel bir konuya değindi. At ilk defa tersiz ve sakindi. Yani gittiği yeri doğru bulmadım. Yani çok avans verdi bu atlara. Bu atlarla, sanki Lord of Games stili mi değil mi? Yani arkada boşlukta. Tabii yani ama işte bunları yakalanmaz bunlar tabii. Burada diren dibinde bulamazsın. Yerde bulmak kolay değil. Ayrıca da öyle çok güçlü, eşkalli bir safkan da değil ki. Fiziksel olarak evet. Üstünlük kursun. O açığı kapatabilip gelecek kalibrede bir at değil. At güzel hazırlanmış. Yeteneği var fakat bu avansı kapatacak kadar bir at değil. Vernaz'a aykırı mesafe istiyor. Tabii ki Triple Crown ilk aya. Vernaz'a yarışın yükselen değerlerinden bu yarış bittiğinde herkesin konuştuğu şey şuydu. Neydi? Şu ana kadar mevcut atlar içinde Call to Victory mesafe tutarsa Gazi'de şansı en büyük ölçüde devam eder. Ama Vernaz'a'nın mesafe tutacağına herkes emin. Bütün otoriteler hocam, tarafından. Hocam otoriz zaten. Hem aksiyonlarına bakıyorsun. Otoriz tabii. Yani. Yani onun mesafe tutacağı ki gerek eşgali gerek yarış stili itibariyle yarıştaki koşu şekli olarak mesafeye yatkın bir safkan olur. Her defasında gösteriyor. Ama Kingsman bir sonraki randevurda böyle olmaz. İşte o Call to Victory konusuna gelince hani Tolga kardeşimiz az önce bahsetmişti ya şeyden. Evet. Anne kanat. Petigri'den. Artık dünyada bu işi geçtiler. Aşıldı yani. Son 12 senedir bilimsel anlamda şey yapılıyor. Bildiğim bir konuyu da biraz dersine çalıştım evden gelirken. Şimdi bu atın şeyde Dublin'de bir üniversite var. University College Dublin diye. Orada Emmeline Hill isimli bir profesör hanım atlarda gen testiyle ilgili evet. araştırmalar yapıyor ve bunda başarılı olduğu ilk at 2008 derbi galibi New Approach. Jim Bolger'ın ki Jim Bolger usta ve çok yaşlı bir antrenör olmasına rağmen benim dünyada en beğendiğim, birinci beğendiğim antrenördür. Hiç tartışmam da yani bundan iyisi olma ihtimali yok şu an. Kimi dediniz? Jim Bolger. Yani hiç tartışmam da yani. Tartışılacak da bir tarafı da yok zaten. Gerek antrenörlük performansı, gerek at sahipliği, en basit Niva Projun, Davra Projun, Teofilo'nun antrenörü ve sahibi sayısız aygır koşmuş, sayısız kendi atlarıyla, kendi formasıyla grup birlere imza atmış. Yaklaşık işte 80 yaşında şu an kendisi, 60 yılı yakındır bir kazanmadığı yarış bırakmamış. Hala aktif olarak yapıyor. Tabii ki aktif bir. Süper. Aynı zamanda da Aydın O'Brien'in hocasıdır. Hocası. Yetiştirdiği en iyi öğrenci kendisi. O bile o yaşlı versiyon bir antrenör olmasına inanmış. Tay denemeden sonra atını böyle bir teste yapılmasına müsaade etmiş ve derbiyi koşmaya karar vermiş. Çünkü o at da böyle mesafe tutar mı tutmaz mı şeyi vardı. Ayrıca şu an ülkemizde aygırlık yapan Pacobo isimli aygırın bir yavrusu var. Galileo Gold da evet. bu teste tabi tutulup bu testten sonra tay denemeyi kaybetmesine rağmen derbiyi kazanmış bir safkan. Hocam yalnız bu genle ilgili ben de çok ilgilendim. Hatta Adana'da bir genle ilgili çalışma bir ekiple bir araya gelemedik. Çok ciddi, çok değişik. Ama yani yapan da önemli. Yani. Bunlar şimdi büyük yol kat etmişler. Çok. 2008'den bahsediyorum yani. Çok. 2008'den bu yana gelen bir olay. Farklı bir çalışma. Tabii yapan da çok önemli. Ezbere yapılmaz. Yani ama yanlış bilmiyorsam böyle burada bir bitkiler üzerinde başlıyor. Sonra hayvanlara geçiyorlar yani. Böyle, bitkilerde başlamış. Tabii. Böyle bitkilerde ilk başlayan zaten tezyodur. Genle alakalı. Tezyonun meşhur bezelye şeyidir. Enteresan oldu. Farklı bir konu. Tabi bu işin mucidi ilk tezyodur. Evet hocam. Tam yarış anlamıyla çözerlerse ama hocam. Tezyo dedin hocam. Ama artık şey yani öyle petigri analiz falan artık bu konuları açtı insanlar yani. Anladım artık. Hocam. Yok bunlara sunucu baba sunucu diye bir şey yok yani. Bu belli bir şey. Yapıyorlar testi. Sana neticeyi veriyorlar. Bu şeyde kaslarda olan bir proteinle alakalı. İşte çok detayına beyaz girmek kasları istemem. Yükseltiyorlar. Farklı bir konu. Yapıyorlar.
Durumla ilgili belki bir haber olur hocam önümüzdeki programlarda. Olmalı. Bakalım yaparız. Olmalı. Belki başka arkadaşlar da görür, öğrenir yaparlar. Belki biz yaparız. Olabilir. Olabilir yani. Olabilir hocam. Farklı konular. Benim bu konuyla ilgili şu an size söyleyeceklerim bu kadar. Peki hocam, bir soru var. Uğur Doğan Bey'den gelmiş. Sizin bu sene en beğendiğiniz apprentiyi soruyorlar. Konuyla çok alakalı değil ama arada önüme geldi, paylaşayım istedim. Valla geçtiğimiz yıldan yükselen iki tane değer vardı. Mert Mırık. Bekir Mert Mırık. Bir de Muhammed Mir Bilgin. O iki kardeşimiz iyiydi. Yani son zamanlarda yarışlarda seyrettiğimde çok yeni bir apranti olmamasına rağmen, ismini yanlış söyleyeyim ama galiba doğru söyleyeceğim, Halil Kaplan. Halil Kaplan, doğru hocam. Geçen hafta Bursa'da bir yarışta böyle bir ikili mücadeleye girdi. Atın artık o kadar şey konsantre olmuş ki, kantarmayı sola atın üstüne yatırdı. Sopayı sağladı. Çok güzel bir yarış kazandı. Çok dikkatimi çekti ama şimdi isimler bahsetmek istemiyorum. Zaman zaman öyle isimlerden bahsetti ki şu an niye yarış bilmiyorlar onu da fark edeyim. Tek tük yarış biliyorlar. Örnek alınması gereken doğru insanlar var. Az önce de bahsettik. Sporcu gibi yaşadığınız müddetçe mesleğinizi sevip, sporcu gibi yaşayıp sabahın erken saatlerine gelip idmanınızı yapıp beslenmenize ve uykunuza dikkat ederseniz illaki biri sizi, başarınızı ve yeteneğinizi görür. Mutlaka. Ele alır, devam eder, gider. Mutlaka. Bu böyledir. Ben de hocam Harun Çanakçı'yı son iki birinciliğinde bu hafta içerisinde bayağı beğendim. Onu da eklemiş ya olayım. Şimdi şöyle bir şey. İstanbul Hipodromu'nda apprentilerin şans bulup parlaması zor. Ama özellikle ben mesela geçtiğimiz yaz 4-5 gün İzmir Hipodromu'nda kaldım. İnanır mısın, sabah neredeyse tanıdığım insan yoktu. Apranti okulu gibiydi. Yani o kadar çok fırsat var ki orada. Evet hocam. İlla ki o hipodromdan birkaç apranti daha parlar çıkar. Alper Aroluk mesela. Kesinlikle. Tecrübeli bir apranti. Çok beğeniyorum. Ganyor istiyor ve zekice biniyor. Çok tatlı böyle foaller de yapıyor. Değişik. Değişik. Peki. Çok değişik. Önemli isimleri, daha doğrusu potansiyeli olan isimlerin altını çizmiş oldu. Tabii daha pek çok isim daha var ama şimdilik ilk akla gelenler bunlardı diyelim ve geçelim 9. koşuya. 12 Temmuz Pazar günü Dişi Tay deneme koşusuydu efendim. Günün aynı zamanda son koşusu ama koşuya geçmeden önce Amerika'da koşu saatine yaklaştığımız için önce gidelim safkanları da biraz daha detaylı sizlere ekranlara taşımış olalım, sizlere sunmuş olalım. Sözü de Onur Büke'ye bırakalım. Sevgili yarışseverler, Saratoga'da günün 4. koşusuna katılacak olan 3 ve daha yukarı yaşlı İngiliz atları piste çıktılar. Bu koşuya 1 numaralı Bayern's Mirage Michael Luzi ile, 2 numaralı Mr. Everything Hayret Ortiz Jr. ile, 3 numaralı Tiz Envy Eric Cancel ile, 4 numaralı On the Wings of Lou Manuel Franco ile, 5 numaralı Point of Humor Benjamin Hernandez ile, 6 numaralı No Bad Days Joel Rosario ile, 7 numaralı Sir Chappy Javier Castellano ile, 8 numaralı Speedball Jose Ortiz ile, 9 numaralı Propensity John Velasquez ile, 10 numaralı Knockout Punch Luis Cardenas ile ve 11 numaralı Camouflage Kisser Kendrick Carmouge da Saratoga'da günün 4. koşusuna katılıyorlar. Az sonra yapılacak olan 4. koşu Dörtlü Ganya'nın ilk ayağında 12, 13, 14, 15 ve 16 numaraya kayıtlı safkanlar start almayacaklar. Koşu 1100 metre mesafede çim pistte gerçekleşecek. 3 ve daha yukarı yaşlı İngiliz atlarının maiden mücadelesi az sonra başlayacak. Saratoga'da ilk 3 koşu geride kaldı. Az sonra yapılacak olan 4. koşuyla birlikte Dörtlü Ganyan başlayacak. 3. koşuyu 4 numaralı Big Engine kazandı. Jose Lescano ile Linda Rice'ın antren ettiği bu isim Ganyan'ı 10 lira 65 kuruştu. 8 numaralı The Caretaker ikinci olurken 6 numaralı Licky Cup 3. 7 numaralı Tornite yıl yarışı 4. olarak tamamladı. 2. koşu altılı Ganyan'ın ilk ayağını 1 numaralı Escape Fund kazanmıştı. Tyler Gaffalione Ganyan'ı 14 lira 35 kuruştu. 3 numaralı Dial Me Up 2. 6 numaralı Frill 3. 2 numaralı Yes to Mischief yarışı 4. olarak tamamladı. Günün ilk koşusunu 3 numaralı Palace Avenger kazandı. Jose Ortiz idaresinde Ganyan'ı 3 liraydı. 1 numaralı Carrizo 2. 5 numaralı Palomita 3. ve 4 numaralı Glass Ceiling yarışı 4. olarak tamamladı. Saratoga yarışlarında 7'li plasede 40.159 lira, 6'lı Ganyan'da, devirli 6'lı Ganyan'da ise 667.769 lirada atılacak sevgili yarışseverler. Az sonra yapılacak olan
Koşunun favorisi ise 9 numaralı Propensity. John Velasquez ile koşuya katılıyor. William Matt'ın antren ettiği bu isim 8 kez koştu. 2 ikincilik, 2 üçüncülüğü bulunuyor. Son yarışını 27 Haziran'da Belmont Park'ta 1400 metre mesafede çim pistte koştu. Ve o koşusunda ilk 3 dereceye giremedi. Ve az sonra yapılacak olan koşunun favorisi Twirling Candy. Orijinli 9 numaralı Propensity şu anda ekranlarınıza geliyor. Jockey'i John Velasquez ile. İkinci sırada 1'e 4'lük oranıyla 8 numaralı Speedball yer alıyor. Linda Rice'ın antren ettiği Jose Ortiz'de koşuya katılan Speedball 18 Haziran'da Belmont Park'ta katıldığı 1200 metre mesafeli çim pistteki yarışında Kuit isimli safkanın 1.08.94'lük dereceyle kazandığı koşudan 3. olarak ayrıldı. 8 Temmuz'da Belmont Park'ta 800'ü 48.9'luk işi bulunuyor. Yine 9 numaralı Propensity'nin de 12 Temmuz'da Belmont Park'ta 600'ü 38.7'lik işiyle bu koşuya hazırlandığını belirtelim. 3. sırada ise 2 numaralı Mr. Everything var 1'e 5'lik oranıyla. Ayret Ortiz Jr. ile koşuya katılıyor. Wesley Ward'ın antren ettiği bu isim. 5 Haziran'da Belmont Park'ta katıldığı 1600 metre mesafeli çim pistteki son yarışında ilk 4 dereceye giremedi. Bu yarış için 5 Temmuz tarihinde Belmont Park'ta 1059.6'lık dereceli bir galop yaptı. 2 numaralı Mr. Everything şu anda ekranlarınıza geliyor. Bu 3 safkan şu anda yurt dışında ön plandalar. 9 numaralı Propensity, 8 numaralı Speedball ve 2 numaralı Mr. Everything üçlüsü. Rakiplerine oranla bir hayli ön plandalar. Dördüncü sırada ise 7 numaralı Sir Chappie yer alıyor. 1'e 8'lik oranıyla Sir Chappie Javier Castellano ile start alıyor. Thomas Paş antren ediyor bu safkanı. Bugüne kadar 9 kez koştu ve 3 kez 3. oldu. Son yarışını 27 Haziran'da Belmont Park'ta almıştı. Ayret Ortiz Jr. ile ancak ilk 3 dereceye giremedi. Kayıtlarda son galobu 19 Haziran'da Belmont Park Hipodromu'nda görünüyor. 800'ü 47 ve daha sonrasında da 27 Haziran'da Belmont Park'ta bir yarış koştu. 7 numaralı Sir Chappie. Safkanlar çim pistte çıktılar ve 1100 metre start gerisine geldiler. Şu anda koşunun başlama saatinden 5 dakikalık bir gecikme var. 1 numaralı Bayerns Mirage starting box'taki yerini aldı. 4 numaralı On the Wings of Lou kulvarındaki yerini alıyor. 5 numaralı Point of Humor giriş hazırlığı yapıyor. Ve o da starting box'taki yerini almak üzere. Koşuya iniş kulvardan 3 numaralı Tease Envy, en dış kulvardan ise 11 numaralı Camouflage Kisser başlayacak. Safkanlar box'taki yerlerini almayı sürdürüyorlar. 2 numaralı Mr. Everything, 8 numaralı Speedball ikilisi giriş hazırlığı yapıyorlar. 8 numaralı Speedball box'a çok yakın. Daha geri planda 7 numaralı Sir Chappie bekliyor. Ve 8 numaralı Speedball kulvarındaki yerini alıyor. 6 numaralı No Bad Days giriş hazırlığı yapıyor şimdi. Ve No Bad Days de box'a yerini aldı. 9 numaralı Propensity de kulvarındaki yerini alıyor. 10 numaralı Knockout Punch giriş hazırlığı yapıyor. 7 numaralı Sir Chappie de box'a yerini aldı. 10 numaralı Knockout Punch giriş hazırlığı yapıyor. Daha geri planda 2 numaralı Mr. Everything ve 11 numaralı Camouflage Kisser kaldılar. Knockout Punch da box'a yerini aldı. 2 numaralı Mr. Everything giriş hazırlığı yapıyor Ariet Ortiz Jr. ile. Ve o da starttaki yerini alıyor. Box'ın gerisinde Camouflage Kisser kaldı ve o da kulvarındaki yerini alan sonuncu at oluyor. Ve atlar start hakemi emrine girdiler. Start verildi, koşu başladı. 4 numaralı On the Wings of Lou 1.5 boy tereddüdü çıktı. 8 numaralı Speedball koşuyu force etmeye gayretleri içerisinde iç kulvardan 1 numaralı Bayerns Mirage geldi bir anda Michael Luzi ile ve koşunun liderliğini alıp 1000 metre start yerini. 1 boy farkla 1 numaralı Bayerns Mirage önde geçiyor. 11 numaralı şimdi Camouflage Kisser ikinciliğe sarktı. Geldi önde kaçan 1 numaralı Bayerns Mirage'ı yakaladı. Bu iki safkanın liderlik mücadelesiyle son 800 metre geçiliyor. 1 numaralı Bayerns Mirage ve 11 numaralı Camouflage Kisser
Caesar tek at gibiler. İki boy gerilerinden üçüncüde iki numaralı Mr. Everything sarktı. Daha sonra bariyer dibinde 8 numaralı Speedball, onların bir boy gerisinde 5 numaralı Point of Humor'ı görüyorum ve son viraj dönülmek üzere. Dış kulvardan 11 numaralı Camouflage Caesar gelip koşunun liderliğini alıyor ve son 400 metre geçiliyor. Bariyer dibine yakın bir boy farklı liderliğini 11 numaralı Camouflage Caesar koruyor. Orta kulvardan 2 numaralı Mr. Everything, dış kulvardan 9 numaralı Propensity geliyorlar. Propensity gelip koşunun liderliğini alıyor. En dış kulvardan 10 numaralı Knockout Punch atak yapıyor. 2 at boyu kadar 9 numaralı. Şimdi Propensity önde. John Velasquez'le 10 numaralı Knockout Punch geliyor ama 2 at boyu önde. Potayı 9 numaralı Propensity buluyor. John Velasquez'le 10 numaralı Knockout Punch ikinci, 7 numaralı Sir Chappie yarışı 3. olarak tamamlıyor sevgili yarışseverler. Saratoga'da günün 4. koşusunu 9 numaralı Propensity John Velasquez'le kazandı. Ve Saratoga'da bir koşunun daha efendim heyecanını yaşadık ve biraz erken bağlandık. Daha doğrusu koşu biraz geç başladı ama biz formatta tüm hızımızla devam edelim ve sırada Dişi Tay deneme koşusu var. Yine 12 Temmuz gününün en önemli koşularından biriydi şüphesiz. 9. koşu Dişi Tay deneme koşusu. Ekranlara görüntüler gelmeye başlıyor. Sözde sevgili Gökhan'da Luna Love Good diyorum, evet. Gökhan. İnanılmaz bir yarış yaptı her şeyden önce. Bir kere koşu öncesi ben Luna Lovegood'un startta birlikte liderliği alıp böyle bir tempo kurup devam ettireceğini öngörmedim. Önlerde gideceğini düşünüyordum ya da liderliği alabilirdi ama hayır, çıktı liderliği aldı fakat tempo yavaş değil. Bildiğin iyi bir tempo. Bana kalırsa son yıllarda en gösterişli dijital deneme kazanan at oldu. Startta birlikte 24.5 ardından o tempoyu devam ettirmek, düzlüğü dönerken hadi dediğinde bir daha vitesi yükseltip rakiplerine yana yaklaştırmadan 5 boy fark yapması, şartlar ne olursa olsun burada Meat Hunter yakın gidiyor, bir baskısı var, diğer atlar peşlerine takılıyor. Yani 35.5 geçiyor. İlk 600'ü start verildikten sonraki durumun ardından 47-59, hakikaten iyi bir tempo ve çok gösterişli, harika bir performansla kazandı. Dolayısıyla da Luna Lovegood'u, ilgilerini, yetişicilerini ve jokeyini kutlayalım. Çok iyi tay hazırlamışlar, yetiştirmişler ve böylesi önemli bir koşuyu da anlattığım kriterlerde kazanmak kolay değil. Maşallahlı bir yarış yaptı, maşallahlı bir at. İkinci olan Florida Coast zaten istikrarlı bir at. Koşu yarışlarının hemen hemen 4/3'ünü kazandı. Bugün için bu koşuda kazanan taya diğer rakiplerin yapabileceği hiçbir şey yoktu. Startta birlikte liderli alıp tamamen güce dayalı bir yarış yapıp 5 bölümde kazanıyorsa hiç kimse bir şey yapamaz. Ama tabii koşunun en iyi yerlerinde gidenlerden bir tanesi koşu öncesi bir şanssızlık yaşamış. Ben sonra öğrendim sosyal medyada. Real Queen. Eğer ki o şanssızlığı yaşamasaydı bana kalırsa kolay bir ikincilik elde ederdi. Hatta çok daha iyi bir yarış yapabilirdi. Böylesi koşu öncesinden daha ziyade, yani koşu öncesi bir atın idmanda hakikaten böyle bir şanssızlık yaşaması, bandajının açılması, ardından toparlayıp koşması kolay değil. Çok yetenekli, çok iyi bir atmış. Bazı atlar start verildikten sonra tamamen her şeyi unuturlar. Tüm gücünü yarışa aksettirirler ve başarılı olurlar. Real Queen de bunlardan bir tanesi. Çok yetenekli bir atmış. Meat Hunter'ın da Kingsman gibi koşu öncesi nalın çıkması bir şanssızlık. Kısrak zaten koşu start vermeden önce birçok dişi at gibi böyle bir titizliği var. Orada nal çakılacak. Başında 4-5 kişi ayağını tuttu, sağa gitti, sola geldi derken bana kalırsa etkilendi. Buna rağmen asla kötü koştu diyemeyiz. Morland etkili bir birincilik elde etmişti. Bugün içinde koşuyu 5. olarak bitirmesi başarılı. Ama koşunun kazanan ve kahramanı Luna Lovegood'u böylesi bir performansla bir kez daha kutlayalım. Uzayan mesafede neler yapacak hep beraber göreceğiz ama çok iyi bir miler ve çok iyi bir dişi at olduğu aşikar. Maşallahlı kutlayalım.
Maşallah diyelim, 1.34.70'lik performans gerçekten parlak. Colt Victory'nin de 1.34.53 ile kazandığını söyleyelim ki aralarında 17 salise gibi çok çok az bir fark var. Ve tabii 5 boylukta bir farkla kazanıyor son metrelerde. Belki biraz daha istese dereceyi biraz daha iyi hale getirebilirdi Luna Lovegood. Öyle değil mi hocam? Öyle değil. Değil mi? Bence de ciddiyetini koyuş bırakmadı. Bırakmadı. Yani daha onun altına... 17 salise daha indiremez miydi hocam? Ben pek o kadar bir şey değilim. Zaten zor olanı tercih etti ama doğrusunu yaptı. Çünkü geçtiğimiz hafta bahsettiğimiz bir iki işte o Twitter'da büyük ilgi çeken yarıştan sonra bu yarıştan öyle bir şeyler olabilirdi. Yarışın içinde eğer ki o grubun içinde kalsa, beklemeyi yeğlese, biraz daha 3-4-5 gideyim dese... farklı şeyler konuşuyor olurduk. Çok farklı şeyler konuşuyor olurduk. Çünkü stilin dışına çıkıp rakibini kapatarak, yani aradaki beyond expectation'ı kapatarak üstüne gelen bir might hunter var. Ben bu tip yarışlarda böyle çok outsider bir atı favori vermem ve üstüne basarak söyledim o gün burada. Might Hunter'dan çok iyi bir yarış bekliyorum ve at çok ciddi bir yarış koşacak dedim. Hı-hı. Ve at koştu. Eğer ki at kendi stilin dışında, kendi stilinde koşsa, Kingspan gibi arkada bekleyip gelse o farkı da yemez. Kola 2 olurdu. Ama şanssızlık da yaşadı. Nal da çıktı hocam. Abiciğim iyi de Nal da çıktı. Nal'dan tesiri olmadı atın ama gitti. Bu at hiç kaçan atı kovalamaz. Ben bu atı lan beraber yarışta koştum. Yani çok iyi. Geçen sene bu at bu grupta... Bursa'da mı koştun? Bursa'da koştuk. Yani geldi son anda çok ciddi bir sprint attı. Güzel bir at. Arkadan gelen sprinter bir at. Bu kadar önde kabullenip bu kadar baskı yapıp stilin dışında koştuğu halde ikinciliği son anda kaybetti yani. Kolay bir iş değildi. Jockey kardeşimiz ısrarla öndeki rakibi tanıyor ve baskı kurmayı ve ona kaybettirmeyi yeğlercesine koştu. Yani bir rakibi hem kaybettireceksin hem sen kazanacaksın. İkisini bir arada yapmak için o rakipten çok daha yüksek bir at olman lazım. Kolay değildi. Belki bunu ekürüler gerek Twitter'da gerek yazılı basında çok şey oluyor. Genelde böyle eleştirilere uğruyorlar. Belki ekürlerden biri üstüne gitseydi ama ona da fırsat tanımadı. Yani bir anda yarışı startla beraber inanılmaz bir tempoya soktu. Ata gelince etkileyici bir fiziği yok. Yani 2 yaşında da geç devreye girmiş bir at. İlk defa sopayla tanıştı. Ciddi sopa yedi. Birkaç tane normal birkaç tane de alttan böyle hafif hafif alis dokandırdı. Kolay değildi. Limitini sonuna kadar kullandı. Ve yeteneğini öne çıkararak 12-12, 8 tane 12 arka arkaya koymak kolay iş değildi. Bunu becerdi. Ama bu yarıştan etkilenecektir. Mesafede bunu yapmak kolay değil. Bu kadar yüksek tempoda gidemezseniz bu defa markaja uğramanız olası. Çünkü dişi atların az önce bahsettiğimiz Malamoji olsun, diğer kenardan gelen diğer safkanlar olsun, bu yarıştaki rakiplerin büyük bir bölümü bu yarışta bir sonraki randevüde daha etkili gelecekler. Çünkü işlerinde İşte Gökhan'ın bahsettiği Real Queen var. Benim Unknown'lan var. O hatta tamamıyla pistten etkileniyor. Yer çünkü mevsimden dolayı oldukça sert. Aşırı sert. Ata gelecek olursak daha öncesinde pedigrisinden bahsetmiştim. Biraz da kardeşlerine baktım. Enteresan bir şey. Bu at demek ki ilk zamanlar öyle pek göz dolduran, beğenilen bir at olmasa gerek ki öz kardeşi satılmış. Yani şimdi bu atın böyle bir atın öz erkek kardeşinin bir yaş küçüğünü satmanız için bu attan fazla beklentiniz olmamanız gerekir. Çünkü çok sayıda atı olan bir ekürü böyle bir atın kardeşini satmak için farklı düşünceler olabilir tabii. Nedenini bilememekle beraber dikkatimi en çok çeken şeylerden bir tanesi bu atın özelinde oydu. Maşallahlı bir at. Limiti var mıdır daha sonrası için? Uzayan mesafelerde... Right to Ellie'nin de kardeşi hocam aynı zamanda. Right to Ellie de yine 683 bin lira kazancıyla dikkat çekiyor. Çekiyor ama yani bu seviye yarışı hiçbir zaman koşmuş bir at değil. Daha küçük yarışlarla fazla sayıda yarış koşarak öyle bir hasat yapmış. Kardeşine baktım. Es Romero diye bir at. Şu an evet. Elazığ Hipodromu'nda idmanda. Çizik ailesinin bir safkan. Hatta İşman Çizik benim atlarıma bindiği için konuştum geçen gün. Ona da sordum. Abi de ciddi rakamlar gördü. İşte amcasının atıymış. Satmayı düşünmüyordu. Hatta ilk yarışında ben Elazığ'da olsun ben binmeye gideceğim dedi yani. Süper. Bunu da oradan söyleyeyim. Peki hocam. Es Romero ismi. Es Romero. Evet. Es Romero. Evet. Ana baba bir Luna Lovegood'un erkek kardeşi. Evet. Evet.
Başarılar dileyelim. Hem Luna Lovegood'un ayakları düz bassın hem de tabii ki bahsettiğimiz erkek kardeşinin diyelim. Sorularda yine özellikle erkek tay deneme koşusunun start çıkışıyla ilgili özellikle orayı geçtik ama çok fazla sormuşlar. O arada görememiştim ya ben o soruyu. Orada bir sıkıntı var mıydı full throttle'ın mağdur olduğu? Onu dikkat etmiş miydin Gökhan? Dikkat etmedim ama start verildiğinde eğer biraz arkada kalmak istiyorsa orası Paryon, dolar. Özellikle Paryon'un full throttle'ı etkilediği start çıkışında. Sihirbaz kullanıcı adıyla izleyicimiz 5-6 tweet atmış da o yüzden. Ama ondan sonra da kendisinin gitmeye yönelik. Paryon'un full throttle alakası yok. Vermez de biraz daha iyi çıkıyor. İçeri doğru meyilleniyor full throttle'dan. Ama o gitmek de istemiyor yani ön tarafa. Tamam bak şimdi. Daha iyi çıkan at içeri meyilleniyor. Bak o biraz da gördün mü? Bak onun önünde çıktı. Paryon yaptığı bir şey gördün yok. Gördün mü? Paryon'un hiçbir şey yapmıyor. Ama daha iyi çıkmış zaten. Evet. Daha çıkmış ve işte o da gitmeye niyetlenmiyor daha sonra zaten. Yani aynı yerinde kalıyor. Belki de gitmeye niyetlenmediği için böyle çıktı bilemiyorum tamam. Evet. Onun dışında bir şey yok. İzleyicimizin en azından yoğun isteği doğrultusunda kırmamış olduk biz de. Ve geçiyoruz efendim bu geçtiğimiz haftanın mücadelelerine nokta koyup hemen önümüzdeki günlerde yani yarın itibariyle hafta sonunu da kapsayan önemli koşulara bakacağız. Önce yarın 3. koşuya İstanbul'daki 3. koşuya bir bakalım. Ekranlara koşunun tablosu gelecek ve üzerinde sevgili Gökhan'ın ve Suat hocamızın yorumlarını rica edeceğiz. Üçüncü koşu tabii 1000 metre mesafede bir çim pist koşusu olacak. Ekrana da gelen 6 tay katılacak. Gökhan ne dersin? Çok sevdiğim bir koşudur. 1000 metre sürat koşusu. Dolayısıyla da burada tabii ki aynı stilde atlar var. İlk başta Saatte ve Ardaş'a. İkisi de önde tempo kurabilen, ayağına çabuk süratlenebilen atlar. Bakıldığında iyi, daha iyi çıkarsa Sayat'ta daha liderliği alabilir gibi gözüküyor. Fakat böyle yarışlarda bu öngörülür. O yüzden daha iyi çıkan ya da birine müsaade eder. Diğeri de onun üzerine gitmez. Zaten 1000 metre olduğu için koşuda bir tempo olur. Hal böyle olursa Sayat'ta da bitirebilir. Ardaşça ona çok yakın giderse veyahut da ben de sana liderliği vermeyeceğim deyip startta birlikte kapışırsalar o zaman bir numara Fırat Atışı'na koşu yarayacaktır. Dolayısıyla da çok yavaş gitmeyeceği için ben Fırat Atışı'nın bir adım önde Ardaşah ve Sayattan'ın da birbirleriyle olan mücadeleyi nasıl bir yaratı çizecekleri belirleyici olacağını düşünerekten ikinci ve üçüncü sırada önerebilirim. Peki önce Fırat Ateşi 1 sonra Ardaşah ve Sayatta ikilisi 2 ve 4 diyor sevgili Gökhan. 57-18 Copperfield'ın rekor derecesi bu mesafede ama çok son normal. Birkaç senede geçen sene sentetikte yapılmış. Onun öncesindeki 1000 metrede 57 içinde koşuyor Safkanlar tamam, hocam. Tamam. Bugün de bekler misiniz böyle bir derece? Biz çok müsait buna yani. Biz, bence de. Bu 57'ler çok rahat görülür. Pandemi süreci en çok olumlu yanda çim pist yani. Çok güzel bu sene pist. Oldukça iyi görünüyor. Yarışa dönecek olursak Ardaşan rakibi startı 6 attı 6'dan çıkıp öne gelip çünkü öne çok süratli ve tam bir sprinter tipte bir safkan. Yetenekli bir safkan. Önce Ardaş'a atıyorum daha sonra Sayat'a ve Fırat Ateş'e. Aynı üç isim sevgili Gökhan'ın ve Suat hocamızın değindiği ama sıralama farklı. Önce Ardaşah sonra 1 ve 4 diyor Suat hocamız. Utku Doğdu adına anısına düzenlenecek koşu onu da belirtmiş olalım efendim. 8. koşuya yine yarın yapılacak olan İstanbul'da günün 8. koşusu 19 Mayıs koşusu. Tabii ki pandemi nedeniyle koşu tarihleri yapılması gerektiği tarihte yapılamadığı için bu döneme denk geldi. 19 Mayıs koşusu grup 1 mücadele 2000 metre. Sentetik pistte 4 ve yukarı yaşlı ekrandaki 8 güzide isim Gökhan. Evet. Sadıkçım tabii ki her koşu kendi özelinde değerlendirilmeli. 19 Mayıs koşusu bu yıl bakıldığında tamamen grup 1 galipleri ya da atların en formda oldukları kayıtı beklerken bile herkes heyecanlandı. Kayıt bittikten sonra jokerlerin kime bineceği ve deklerinin ardından herkes bir heyecanlı bekliyor koşunun nasıl seyredeceğini, kimin kazanacağını. Bakıldığı zaman Kurtararo'la bana kalırsa son zamanlarda kendi adına. Ayrıca bir de yani kazanabilecekleri net koşulara bırakıp buraya gelenler tabii, var. Tabii aynen öyle. Hem öncesine kayıt yapılmadı hem sonrasına tabii. Yapılmayacak. Kurtararo'la bana kalırsa kariyerinin son zamanlardaki en iyi durumunda. Finesse yarış gördü ki sentetikli muhteşem koşuyor. Kariyerini anlatmaya gerek yok. Hasafet bu yıl inanılmaz başladı. Adana'da kum kazanmış bir at. Şarpa, Derviş Ağ'dan sonra sentetikte
Sentetiğin en iyisi benim dercesine bir performans sergiliyor. Ulan Bator zaten Beyler Türk kazandığı ve çok formda. Klaus Grupp bir galibi. Long Runner anlatmaya gerek yok. 4 tane grup bir şimdiden kazandı. 1, 2, 3, 4.sü mü 3 tane kazandı. Hem Long Runner'ın hem Scott Leo'nun ilk sentetiği. İlk sentetiği. Scott Leo da hem çok yetenekli bir yer, hem son koşu üçüncülüğü inanılmaz. Hatta kazanlara girdi son dakika. Kağıt tekrardan ıslanıp onu geçti. Jokeyler usta, atları tanıyorlar, rakipleri tanıyorlar. Her şey lehine, hepsi mesafeyi seviyor. Yani seyri ve zevki inanılmaz bir koşu. Bir kere kağıt üzerinde herkesi heyecanlandıracak bir yarışı izleyeceğiz. Dolayısıyla da bu koşuda da fikir vermek ve öneride bulmak çok kolay değil ama ben bir sıralama isteniyor tabii ki. Doğal olarak ben Fines, Şarpa ve Hasafet diyorum. 2, 4 ve 3 19 Mayıs koşusunda sevgili Gökhan'ın tercihleri oldu bu 3 isim. Hocam. Güzel bir yarış olacak. Adına, grup birliğine, her şeyiyle yakışacak kalitede safkanlar var. Yani şu an Gökhan tek tek üzerine basa basa izah etti. Atların formu, yeteneği ve performansları herkesçe bilinen bir durumda. Sıralamaya gelecek olursak Long Runner'ı çok iyi, yani iyi bildiğim bir atta alındığı, anne karnında alındığı gün de oradaydım. Ata biraz şöyle bir daha detaylı inceleyeyim dedim. En azından seyircilerimizin bilmediği, ilk defa duyacağı bazı şey söyleyeyim. Mesela atın orijinine baktığın zaman anne hattı Amerika'nın en iyi kum hattındandır. Bu hat ülkemizde de çok tutan Anacanthor'un babadan aynı hatta sahip olması özelliğiyle, annesi çok iyi bir uzun mesafe atı, uzun yıllar koşmuş. Ya yani 2 yaşında başladığı yarış hayatına 4'ten sonra çok ciddi yarışlar koşmaya başlamış. 59 start almış. Enteresan bir safkan. 2 yaşından 7 yaşına kadar koşmuş, pistlerde kalmış. Babası Geoponti her ne kadar uzayan çim pistlerde başarılı olmuş gibi görünse de kumda bana da, göre efendim, var, tabii bana göre en büyük başarısı Zenyatta'ya kaybettiği bir Cup klasiktir. Aynen. Çünkü kumda dünyada koşulan en büyük yarış odur. Bunun tartışılacak da bir tarafı yok. Belki bugüne kadar da koşan en iyi at kim deseniz, son yıllardaki yaşayanlar arasında en azından daha gerilere gitmemek kaydıyla son 20 yıldaki en iyi at Zenyatta'dır. Zenyatta gibi bir şampiyona son metrelerde kaybetmiş bir safkan. Gerek annesi ve babası iyi kum atı. At zaten bunu gösteriyor. Nedeni de çim pistin yumuşak zeminine geldiği zaman sonbaharda daha etkili yarışlar yapıyor çim pistte. Kumdaki zaten başarısı ortada. Ben geçtiğimiz yarışın bir rövanş niteliğinde geçeceğine biraz inanıyorum. Sıralamam 7 numara Long Runner. Daha sonra Scott Leo ve Fines. 3 at arasında iyi yer tutan, iyi yerde düzlüğe çıkan, yarış şansı olan, en azından böyle olacaktır. Çünkü yarış bir yerden sonra Hasafet, dizilim belli, Hasafet Şarpa sıralamasıyla gidilecek. Daha sonra arkada Scott Leo 3 gider. Pardon, Klaus 3-4 gider. Onun arkasından Fines ve diğer rakipleri gelir. Yarış bir yerden sonra inanılmaz bir strateji ve tempoya çıkacak. Arkadan gelenlerin biraz daha şanslı olduğu. Fines koştukça iyi koşan bir safkan. İlk yarışı oldukça olumluydu. Bana göre de baskınlar. Hocam Fines, Long Runner, Scott Leo dediniz değil mi, yanlış? Long Runner, Fines. Long Runner, Fines, Scott Leo. Şarpa'nın 2000 sentetikte bir Anadolu Grup 2 koşusu ve Bayer Türk Grup 1 birincilikleri var. Yani 2000 sentetikte 2'de 2 yapmış. Onu dördüncü bir isim olarak katmaz yani mısınız? Birincileri şanslı bulamıyorum çünkü önlerinde gidecekler. Bu atlar bir şekilde bir yerden sonra ciddi geçer, baskı kuracak. Yarış belli, dizilim belli. Hasafet gidecek, Şarpa 2 gidecek. Bir yerden sonra baskı yiyecek. Bu atlar birbirine yakınsa da bana göre diğer atlar bir tık Şarpa'nın üstündeler. Muhakkak ki Şarpa da bu pisti iyi koşan bir safkan ama diğer atların klasına ve yeteneğine güveniyorum. Ben önce ilk şansı Long Runner, daha sonra Fines ve Scott Leo diyorum. 7 başta 2 ve 8 daha sonra şans verdiğim isimler tam bir rövanş bekliyor Suat hocamız 19 Mayıs koşusunda.
Geçiyoruz efendim 18 Temmuz gününe ve İzmir'e gideceğiz. İzmir'de günün 8. koşusuna bakacağız. Kısa vade 8 mücadele ekrana da yansıyor. 4 ve yukarı yaşlı İngilizleri 1400'de bir araya getiriyor. İzmir'de görmeye alışık olduğumuz isimlere ilave olmuş 1-2 isim var. Headman değil mi? Özellikle evet. İzmir'e zannediyorum yeni geldi. Şimdi bu koşu zor bir koşu çünkü süratli başlayacak. Dolayısıyla da herkes bu süratli giden atları bildiği için rakip olarak muhakkak birilerine müsaade edecekler ama çok da erken kapışmak istemeyecekler. Fakat koşuda bir sürat olacağı, mecburen o süratli gideceği aşikar. Böyle olunca ben son koşunu çok beğendiğim Star Force ön planda önereceğim. Rakiphanesinde son metrelerde geçtiği Bedwolf olacak. Artık Bedwolf da önceden önlerde gidiyordu ama şimdi gidenler arkasında gidip bir yerden sonra yürüttürüp koşuyu koparabiliyor. Ve geçen yıl çok iyi yarışlar yapıyordu. Bu yıl da iyi başladı. Bu iki at bu koşu için yeterli olacağını düşünüyorum. Ama gününde olduğunda her şey lehine gideceği için sürpriz arayanlar 7 numara Prenses D. 2-4 sonra sürpriz arayanlar için de 7 numaralı Safkan diyor Gökhan. Hocam Seven Sense bir start çıkışı sorun yaşamıştı 3 hafta önceki koşusunda. O bu sorunu tabii ki inşallah yaşamaz ama bu koşuda sizce şanslı olur mu? Şanslı bir kere en büyük avantajı bu grupta İzmir'de kalan nadir atlardan. Baktığımız zaman Headman Ankara'dan geliyor. Star Force'un tam olarak bilmemekle ve muhtemelen o da İzmir atı olabilir. Star Force, Aksakallı ve Seven Sense İzmir atları. Diğerleri diğer şehirlerden yarışa iştirak eden atlar. Tabii seyahat etmemek, kendi evinde koşmak özellikle bu mevsimde ve bu sıcakta büyük artıdır. Ben ilk şansı Star Force'a veriyorum çünkü bu metrede inanılmaz bir istatistiği var. Nadir olmakla beraber 1-2 yapmış durumda yani bu mesafede ilk 2'den pek düşmüş bir Safkan değil. Çok yetenekli, güzel bir Safkan. Aksakallı'nın yarışları hoşuma gidiyor, ilginç bir at. Son yarışında iyi koşmamakla beraber Prenses D, şanssızlık yaşayan Seventh Sense de daha sonra ihtimal verdiğim safkanlar. Bir kez daha rica edeceğim hocam. O arada istatistiklere dalmıştım da. Star Force, Aksakallı, Prenses D, Seventh Sense. Ama Star bu yarışta Force, yani Aksakallı, Prenses D, Seventh Sense yani 2-3-7-5 sıralar. Her atın 7 atında birbirine çok yakın şansları evet. Var. Oyuncularımız bütçeleri müsaitse yarışı kapatıp rahat seyretsinler. Bu yarışta zor yarış. Zor, iyi gününde olanın iyi koştuğu, daha böyle birbirine için Prenses değil, zaman zaman öyle bir yarışlar koşuyordu ki tuta tuta kazanıyordu. Son zamanlar onu yapamasa bile yapmışlığı var, tekrar yapabilir, bu atları geçmişliği sadece var. Sadece biraz hızlanmamda hemen hızlanalım. Bitirdik hocam, geçiyorum tabii. Ankara'ya. Ankara'da günün 3. koşusu efendim, cumartesi günü Kafkasya koşusu olarak yapılacak. Ekrana da geliyor, 5 isim katılacak Gökhan, ne dersin? 5 numara Wind Blast'ın yaptığı yarışlara özellikle son 3 yarışına bakıldığında her şey lehine gözüküyor. Kazanması normal bir sonuç olacaktır. 5 numara Wind Blast ön plana çıkar diyor Gökhan. Siz hocam? Benim şahsi kanaatim Uçan Fil'in kolay kazanması lazım. Yani. Geçen koştuğu yarış. Şimdi burada bakıyorum Uçan Fil'i kovalayacak bir at yok. Rakibin üstüne tam gitmesi. Uçan Fil'in rakibi burada bence kilo. Kilo farkı. Başka pek bir şey yok. Daha sonra Aybars ve Wind Blast diyorum. Hocam Aybars'ın 2200 çimde Ankara'da 2.15.68 ile bu koşuya katılan atlar arasında en iyi dereceyi yaptığını, hatta en iyi ikinci derecenin de 2.16.73 ile yine Aybars'a ait olduğunu şöyle, şimdi detaylı at karşılaştırmadan gördüm. Şöyle bir şey söyleyeyim. Istedim. Expansion ben alınışını aşağıydım. Hatta artırmasını ben yaptım atın. Şans bulmayan bir aygır. Evet. Yani az sayıda tayı geliyor ama bu mesafelerin, mesela bu mesafede Geoponte'ye karşı ve ülkemizde aygırlık yapan kaç ata karşı ne yarışları var bu? Amerika'da çimde 800 bin dolar kazanmış. Yani ciddi çok bir rakam. Tabii expansion çok ciddi bir uzun mesafe attı ve en yakışıklı, en güzel tayı da bu. Atlarına bakıldığı zaman yani, istatistik olarak ana baba zaten başarılı. Yani Avantgarde'ın mesela en büyük şanssızlığı o yıllarda Grand Teknox, Dnieper gibi çok özel atlara denk geldi. Evet. Dnieper gibi baba, de stilinde bir rakibi tabii vardı. Yani, bir de aynı stilde koşuyorlar, startla birbirini yiyorlardı. Yani burada expansion gerek anne attı gerek babasından oldukça iyi bir mesafe attı. Ben ikinci şansı verebilirim diyorsunuz. Peki tabii. Hocam. Devam edelim Ankara'da 9. koşu 18 Temmuz günü Adnan Menderes adını anısına düzenleniyor. Ve ekrana da geliyor efendim 7 isim katılacak koşuya. Yine birbirinden önemli isimler grup 2 koşuda bir arada Gökhan. Şimdi son koşusuna bakıldığında Yamanlar Bey'i bu yıl çok iyi döndü. O koşunun ardından hemen start da almadı. Dolayısıyla da hedefleyerek gidiyorlar.
En çok şansı Yamanlar Bey'ine veriyorum. Fakat Distinction Epic benim çok sevdiğim bir at, çok beğendiğim bir at. Bu yıl o da iyi döndü. İki tane yarış da gördü. Bana kalırsa koşu sonrası daha da iyi oluyor. Orta mesafeleri de çok iyi mücadele ediyor. Yamanlar Bey'in ardından Distinction Epic'in ciddi bir rakip olduğunu düşünüyorum. Sürpriz hanesinde iyi olduğunda bu mesafelerin en iyi, kendi kariyerinin en iyi yarışlarını yaptı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda kazanmışlar ilk grup koşusunu. Runnable. Yani üçüncü isim olarak Runnable'ını öneriyorum ama Yamanlar Bey'in her şey lehine olduğunu, Distinction Epic'in asla hata affetmeyeceğini, koşunun da bana kalsa sürprizini Runnable yapacak. 7-2-6 Gökhan'ın Adnan Menderes koşusu tercihleri. Sizin hocam? Yamanlar Bey'i ben 2 senedir söylüyorum. Bu mesafenin Türkiye'nin en iyi atı olabileceğini, limitli bir attı. Uzayan mesafelerde çok etkili olamasa da sezona giriş yarışı muhteşemdi. 3 kere koşmuş hayatında hocam. 1.34, 1.34, 1.35 içinde bitirmiş. Ben her zaman söylüyorum. Toroklar biraz mesafe limitli atlar. Her ne kadar Gazi Kazan'ın tayı da olsa bu da onlardan bir tanesi. Bir de annesinin babası kanek olması daha mesafeyi ortaya çekiyor. Evet. Yamanlar Bey'i bu grubun üstünde bir safkan. Özellikle en etkili mesafesinin bu olduğuna inanıyorum. Bu mesafede her atı geçebilir yani iyi olduğu gün. Kolay kazanması benim açımdan normal bir netice olur. Daha sonraki safkanlar Distant Shining, yarışın çok sonraki sürpriz ismi iz bırakan diyorum. 7-2-3 ama 7 numaralı Yamanlar Bey'in kolay kazanmasını beklerim diyor hocamız, altını da çizerek. 19 Temmuz İstanbul koşuları için kayıtlar üzerinden bakacağımız 3 koşu var. Büyük kulüp koşusu öncelikli olarak ilk kaydını ekranlarınıza taşıyacağımız mücadele ve büyük kulüp koşusunun kaydı geldi bile ekranlara. Kısa vade 7 koşuda 3 yaşlı İngiliz tayları uzun mesafe 2100 çimde bir aradalar Gökhan. Ne dersin? Ben 2 yaşlılığında da takip edip çok beğendim, dile getirdim ve son koşusunu da çok beğendim. 6 numara Şarlatan diyorum. Bu at yol haritası Gazi koşusuna doğru gideceğine de inanıyorum. Böylesi bir koşuyu da tercih etmişler. Hem mesafe açısından hem de kendini tamamına gösterebilme noktasında çok doğru bir tercih olduğunu da paylaşmak isterim. O yüzden de Şarlatan'ı ilk planda tutuyorum. Start sorunu var. Nedir? Toros girmiyor. Bu koşusunda önden giriş alacağını duydum. Önden giriş alınırsa da startta sıkıntı yaratmayacağını öngörüyorum. Rakip olarak da Toros'u söyleyebilirim. Sürpriz olarak son kazandığı yarışı dikkatimi çekti Geronimo. Peki. Şarlatan, Toros ve Geronimo kayıtlar üzerinden tercih ettiği isimler Gökhan'ın. Siz genelde kayıtlar üzerinden pek sevmezsiniz yorum yapmayı hocam ama gene de birkaç cümle rica edeceğim. Öyle bir onun en sıkıntılı durumu şu. Ben biraz dizilime start kulvarlarına rakiplerin yan yana duruşu benim açımdan önemli. Eksik bilgiyle zor oluyor değil mi hocam? Eksik bilgi. Şimdi duyumlar alıyoruz. Örnek vereyim mesela balancı ata Gökhan Gül binecek diyorsunuz. O gün rapor alıyor veyahut da başka biri biniyor yerine. Onlar çok fark ediyor yani bazı şartlar. Yani deklere de olmayabiliyor. Deklere olmuyor işte. Az önce örnek verdiğimiz Distant Shining ile Mr. Görkem yarışında bakıyorsunuz. Bu Halis ikisinden birine biner diyorsunuz. İkisini de bilmiyor. Hatta bilmiyor yani. Bunu da öngörmemiz mümkün değil yani böyle bir şeyi. Bunlar tabii neticeye direkt tesir eden faktörler. Yarışta Şarlatan tabii yani yarışın ilk göze batan ismi Şarlatan. Daha sert rakipler yanında Ankara'da oldukça güzel bir mücadele sergiledi ve yarışın son metrelerine kadar düşmedi mücadeleden. Yarışın haklı olarak haklı favorisi öne çıkan safkan Şarlatan diyorum. Daha sonra sürekli veriyoruz, bir türlü bir aşama kaydedemiyor. Ben yine bu finalin üstünde durmak istiyorum. Final iyi bir safkandı fakat yapamadı bir türlü. Bugün belki bir şey yapabilir. Geronimo çıkışta bir safkan. Eşkali görüntüsü ve orijini güzel. Regamur'un annesinin babası Manila'dır. Maidenler'de gelememesinin sebebi ortaya çıktı. Uzayan mesafede daha iyi koştu. Evet. Regamur'dan büyük bir sürpriz bekliyorum. İyi bir safkan. Kaan Güneş kardeşimizin Don Corleone'si var. O da ismine yakışır bir yarış koşabilir. Don Corleone gibi. Yeni yeni çıkışa geçti. Korkutabilir rakiplerini. Evet, korkutabilir. söyleyeceklerim bu kadar ama Şarlatan bir adım önde gibi görünüyor. Yalnız sayı olarak biliyorum tabii oyunlarda tabelanın gerek üstü gerek altı için yarıştaki etkili koşacağına inandığım at Regamor'dur.
Peki, şarlatan final Geronimo Regamor ve Don Corleone ama Regamor'a da ayrıca dikkat çekiyor Suat hocamız. Geçtik, Hikmet Ataman adına anısına düzenlenecek pazar gününün bir başka kısa vade mücadelesine. 3 yaşlı dişi İngiliz taylarını 2100 çimde bir araya getirecek koşunun katılımcıları ekranlarınızda, sözde sevgili Gökhan'da. Evet, bu koşu da zor bir koşu. Mesafeye çıkıldı. Herkes tabii ki daha dikkatli koşu seçerek denem atını üzmeden, hem de yol haritası, kısrak koşusu ve gazi koşusu içinde planlar ve programlar yapılıyor. Çok normal. Olması gerektiği gibi. Zaten atçılığın da en güzel yanlarından bir tanesi de budur. Böyle bir atınız varsa, tam kendini göstermemiş olabilir ama atınızda bir potansiyel var. Atınızda bir kumaş var. Bunu hazırlayıp istediğini elde etmeye çalışıyorsunuz. Bu koşu onlardan bir tanesi. Her ne kadar değerli bir büyüğümüzün adına düzenlenen, kendine az önemli bir koşu olsa da stratejik bir koşu olduğunu söylemek isterim. Büyük kulüp gibi. Ben bu koşuda Abjar Kızın, Aragona'nın, Selen Kızın ve Aftar Tulüp'ün 4 atın koşusunun son koşularını beğendim. Takip ettim, baktım bu Aftar Tulüp sadece kumda koşmuş. Son koşusu Adana'da. Belki Adana'daki koşular çok dikkat çekmiyor olabilir ama aslında atlar orada kaldılar. Kendini yeni yeni gösteriyorlar. İlk defa çime çıkmış ve ikinci olmuş. Sürpriz isim. After marketleri de ben beğeniyorum. Özellikle mesafe uzadığında dişi atları da çok etkili koşabiliyor. Dolayısıyla da günün sürprizini yapabilir. Yani bu 4 atı öneriyorum. Ama sıralama değil de bu 4 at arasında mücadele geçeceğini öngörüyorum. Peki hocam, siz ne dersiniz bu koşuya? Selen Kızım'ın son yarışı çok etkileyiciydi. Annesinin bir Sky Classic temsilcisi olması uzayan mesafelerde bir avantajdır. Öyle de koştu. After Tulip, evet, Adana'da uzayan mesafe denedi. İyi koştu. Yarışın iyi safkanı. Innocent Ghost iki yarışa kaydı var. Diğer yarış, bu yarış tercih ederse kendisi gibi dişi tayların arasında ben ilk üç atın arasında geçeceğini inanıyorum. Selen Kızım bir adım önde diyorum. Daha sonra After Tulip ve Innocent Ghost diyorum. Peki bakalım yarın tabii sabah deklareden sonra da numaralar netleşecek diyelim. Bir mücadelemiz daha var bakacağımız ama sevgili yönetmenim Selim ekrana yansıtmakla ilgili bir teknik problemden bahsetti. Biz üzerinde konuşalım, tamam. Ekrana da gelirse görüntüsü paylaşmış, tamam, oluruz. Kısa vade 6-3 yaşlı Arap taylarının 9 tay var. Hızlıca okuyayım. Bosna Ersek, Chris Bey, Altın Kaplı, Hızlı Ahmet, İshak Bey, senin ilgilendiğin Kudretim, oğlum Fatih, Ulu Öz ve Deniz Kurduk. Şimdi her yıl 3 yaşlı Arap taylarının, 2 yaşlı İngiliz taylarının koşuları başlıyor ve göze çarpan, göze hoş gelen, önü açık olan taylar oluyor. Dolayısıyla da bunlardan 3 yaş Arap taylarında özellikle İstanbul'da Bosna Ersek ve Krispe ön plana çıktılar. Bir tanesi 3-1-1 yaptı, 3. olduğu yarış sentetikti zaten Bosna Ersek'in. Krispe'de 2 tane 1-1 yaptı, bu sefer onun da ilk koşusu sentetikti. Bu iki atın ön plana çıkması, bu koşuda da ön planda değerlendirmesi çok normal. Koşunun sürpriz ismini de atımız Kudretim yapacaktır. Onun da durumu çok iyi. Bu iki atın hatasını affetmeyecektir. İyi bir yarış yapacaktır. Bosna Ersek, Chris Bey, sonrasında da Kudretim'e şans veriyor Gökhan. Hocam siz? Ben Bosna Ersek'e çok beğeniyorum. Yılın başlığı bence bu tay. Rakibi... Ekrana da geldi. Bilgisayardan görüntüsü geldi, evet, katılımcıların. Güzel. Rakibi mesafesi, uzayan mesafelerde, yani özellikle Çanakkale Zaferi ve Hatay gibi koşularda çok adından bahsettirecek. Güzel bir orijine ve eşkale sahip bir safkan. Yol açık olsun diyorum. Diğer taylar da güzel. Tay yarıştır. Daha sonraki safkanlar Chris Bey, oğlum Fatih. Bu isimlerden bahsediyorum ama Bosna Ersek çok farklı bir safkan. Bosna Ersek farklı diyor Suat hocamız. Biz de Amerika'ya gidelim. Sözü Onur Büke'ye bırakalım. Dönüşünde de format haber bölümüyle devam edecek efendim. Sevgili yarışseverler, Saratoga'da 5. koşuya katılacak olan 3 ve daha yukarı yaşlı İngiliz kısrakları box'taki yerlerini almaya başladılar. 1700 metre mesafede çim pistte gerçekleşecek koşu. Ve az sonra 5. koşuyla birlikte 2. Şuganyan başlayacak. 1 numaralı Astoria Kitten. Az sonra yapılacak olan koşunun favorisi 9 numaralı Summer at the Spa. 1'e 4'lük oranıyla 2. sırada yer alıyor ve 8 numaralı Penimam da 1'e 6'lık oranıyla 6 numaralı Eva Casegirl'le beraber eşit orandalar. 10 numaralı Sky Kitten kaldı box'ın gerisinde ve Sky Kitten da kulvarındaki yerini alıyor.
Kısraklar start hakim emrine girdiler. Start verildi ve koşu başladı. İç kulvardan bir numaralı Astoria Kitten numarayı aldı. Üç numaralı şimdi Picatonica atak yapıyor. İkinciliğe geliyor. Hemen dışında altı numaralı Eva Keskör geldi. İkinciliğe dışında sekiz numaralı Penimam üçüncülükte. Onların hemen içinde bariyer dibinde üç numaralı Picatonica dördüncülükte. Dışlarında dokuz numaralı Samar Etlis'i paralarında yedi numaralı Jacoza var. Onların bir boy gerisinde orta kulvarda dört numaralı Minute Mouse hemen dışında on numaralı Sky Kitten. 1400 metre start yeri bariyer dibinden dönme avantajıyla bir numaralı Astoria Kitten'ın 1.5 boy farklı lideriyle geçiliyor. 6 numaralı Eva Keskör ikincilikte, hemen arkasında iç kulvarda 3 numaralı Picatonica ve koşunun son 1200 metre start yerine doğru gidiyoruz. Bir boy farklı liderliğini bir numaralı Astoria Kitten koruyor. Şimdi arkasında bir üçü var. İç kulvarda 3 numaralı Picatonica. Hemen yanında orta kulvarda 6 numaralı Eva Keskör'lü görüyorum. Ve koşunun son 1000 metre start yerine doğru geliyoruz. Bir boy önde 1 numaralı Astoria Kitten. Bir boy gerisinde 6 numaralı Eva Keskör. Onun hemen içinde 3 numaralı Picatonica. Dışlarında 8 numaralı Penimam. Bir boy gerilerinde 5 numaralı Market Legacy. Ve son 800 metre geçilmek üzere. Bir numaralı Astoria Kitten kaçıyor. Şimdi 6 numaralı Eva Keskör onu kovalıyor. Onların bir boy gerisinde 3 numaralı Picatonica. Daha sonra 8 numaralı Penimam. Bir boy gerilerinde ise 9 numaralı Samar Etlisipa ve gerilerden 7 numaralı Jacoza'nın da atakları var ve son virajda öldü. Bariyer dibinden dönme avantajıyla 1 numaralı Astoria Kitten son 200 metreye 2.5-3 boy farklı lider olarak geliyor. Ayrıt Ortiz Junior'la 3 numaralı Picatonica atak yapıp onu yakalama gayretleri içerisinde. Koşunun son 200 metresi bir at boyu kadar Astoria Kitten önde. Picatonica saldırıyor. Yine de bir at boyu kadar. Bir numaralı Astoria Kitten önde. Üç numaralı Picatonica geliyor. Üç numaralı Picatonica geliyor. İki at birlikte pot alıyor. Üç numaralı Picatonica ve içindeki bir numaralı Astoria Kitten. Ortiz kardeşler fotoladı. İç kulvardaki bir numaralı Astoria Kitten Ayrıt Ortiz Junior'la mı yoksa dış kulvardaki? Evet, üç numaralı Picatonica Ozzy Ortiz'le mi koşuyu kazandı? Bunu az sonra varış hakemleri karar verecekler. Değerli yarışseverler, Saratoga'da bir koşunun daha heyecanını yaşadık efendim ve devam ediyoruz. Şimdi de haber bölümümüze geçiyoruz. İlk haberimizde Apprenti Falo'nun Grup 1 zaferi başlığını taşıyor, ekranlara geliyor. Apprenti Falo'nun Grup 1 zaferi. İngiltere'de sezonun en önemli sprint koşularından olan July Cup bu yıl 11 Temmuz Cumartesi günü Newmarket Hipodrom'da gerçekleştirildi. Sonucu merakla beklenen yarışı Rachel Thiel antre ettiği Oxford Apprenti Kieran Fallon'la kazanmayı başardı. 2018 yılında yarış hayatına başlayan Oxford, Grup 1 July Cup'la birlikte kariyerinin 9. startında üst üste 3, toplamda ise 4. birinciliğini imza attı. Ünlü jockey Kieran Fallon'un oğlu olan ve henüz Apprenti olarak katıldığı Grup 1 July Cup'ı kazanarak tarihi adını yazdıran Kieran Fallon idaresindeki Oxford, son olarak 5 Haziran günü aynı pist ve mesafede katıldığı Grup 3 Abernut Stakes'i kazanma başarısı göstermişti. Şimdi hemen yayında da belki ses tam gitmemiş olabilir. Turu geçti dedi, daha dikkatli izledim. Dolayısıyla da tabii ki Kieran Fallon yani tartışma açık bir jockey bile değil. Fakat oğlu muhakkak sürekli babasının etkisi de vardır. Yani o kadar tecrübeli, o kadar iyi bir jockey'in onun eğitimi sırasında neler yapması gerektiğini, nelerden kaçınması gerektiğini, ne yaparsa başarılı olabileceğini. İyi bir mentoru var en azından. Çok, bravo. Ama koşunun son 3 metresine baktığında bu anlattıklarım evet ama yeteneği olmasa bunu da yapamaz. Bir kere içinden gelen atı çok ince bir folle temizledi. Tabii. Hemen onu temizledi. Babası da sert biner böyle. Fakat buralarda bakıldığında öyle çok boş bir çocuk değil. Yani bunun önü çok açık. Apprentizer misin yani buna şimdi? Asla. Burada? Asla demezsin. Ve zaman geçtikçe, güçlendikçe ve böylesi koşular kazanıp morallendikçe çok daha ileriye gidecek. Kazanmayı bırak, binmek. Yani bak bak buralarda gördün mü? Bak içerideki at geliyor, nasıl temizliyor içerideki atı. Kırmızı beyaz forma attı. Bak şimdi. Hafif hafif. Düzlük yarışlar bunlar, gördün mü? Geçmiş olsun. He. Bak. Tabii bu sevinci yaşamak lazım. Yaşamak lazım. Çok doğru.
Hocam çok yetenekli gerçekten. İsim de güzel koyulmuş. Bir tek harf değişmiş. Kieran, Sierra. Oğlu tabii kendi koymuş. Ne güzel. Güzel bir şey. Bu çocuğun tabii orijini çok kuvvetli. Annesi de çok. Tabii pedigrisi iyi. Evet. Çok iyi, kuvvetli. Tolga hiç onları söylemiyor bu çocuğun. Bilmez onları. Annesi çok enteresan bir hanım. Ayrıca da burada antrenörün bu çocukta böyle tamam. bir koşuda şans vermesi, yani bindirebileceği jokey mi yok, muhakkak ki vardır. Tabii. Öyle bir antrenörün böyle bir koşuda güvenini kazanmış ki. Çok önemli koşu ya July Cup yani. Dettori gibi bir ustayı geçiyor ve enteresan, babası bu kadar sayısız grup kazanmasına rağmen Frankie Dettori de babası da bu yarışı kazanamamışlar. Çok. Çocuk yine müsaade etmedi. Yani belki jokeylik hayatı bitecek. Sayısız grup bire rağmen bunu kazanamadan belki jokeyliğe veda edecek. Bu yarıştaki enteresan detaylardan biri de oydu. Yükselen bir değer. Hakikaten bazı jokeyler bazı koşullara şansı tutmuyor. Olmuyor. Gerçekten kazanamayabilirsin olmuyor. Yani. Hepsini kazansın, bunu kazanamazsın. Ayrıca da tabii ki Aplantile mesleğe başladığı günden bu yana sürekli basının büyük ilgisini çekiyor. Ve başarılarıyla ilgisini çekiyor. Daha yolun çok başında olmasına rağmen arkadan gelen ciddi bir yükselen değer. Böyle yarışlara binmeye devam ettikçe en basit örneğini verebiliriz. Mesela Aydın O'Brien oğlu olmasaydı gerek büyük gerek sonraki Donatio O'Brien hiçbiri o atlara binme şansına ve lüksüne sahip değillerdi. Hem hazırlık hem biniyorlar. Ama ne kadar da olursa olsun babası da oğlum diye pozitif ayrımcılık yapmadı. Çocuklar da bindi, onu hiç mahcup etmediler. Tabii. Sayısız başarı imza attılar. Babasının bindiği atlarda kazanma istatistiği çok yüksek ya. Tabii ki. Ya kazanacağı yarışlar özellikle bindiriyor bilemiyorum ama. Şimdi ne olursa olsun burada Kieran Fallon oğlu olmasından öteye geçmeye başladı şu an. Evet. Çünkü soyadının muhakkak gibi artısı vardır. En azından babası iyi bir antrenör rica edebilir. Tabii. Mesela Dettori böyle. Ama babasının pek çok dalda öyle değil hocam. Babası muhakkak başarılı ki olan kişinin aynı sektörde oğlu. Mesela futbolcularda büyük bir baskı yarattı. Ama olmaz yani. Olmaz. Bak genelde olmaz. Belki de başarılı olmaz değil mi? Yani tabii. Şöyle bir şey söyleyeyim. Ya mesleği baba, yapmaz. Baba kadar başarılı olamaz. Aynen. Yani evet. Öyle bir babanın önüne geçmek kolay değil. Şimdi yani bu çocuk ne kazanırsa kazansın. Kieran Fallon'un oğludan öteye geçmeyi yapması yani için. Yani bu çocuk proje. Ya muhakkak evet. ki yürüyecek bir yere gidecek ama çok, babası 20 yıl başa oynamış, kazanmadık grup bir bırakmamış. Bu çocuk da oynuyor çok hocam. Çok özel bir çocuk. Aklıma gelen bu anlamda babasıyla aynı mesleği yapıp onu yakalayan başarılardan Schmeichel vardı, kaleci. Onun oğlu da futbol son derece. Futbol olabilir ama jokeylik evet, öyle değil. Jokeylik başka bir şey yani. Çok doğru. Jokeylik de aynı kanatlığından pek çok zor. Ya bugüne kadar örneğe pek olan bir şey değil. Değil. Bakalım başarılarını biz de takip edecek, ekranlarınıza taşıyacağız efendim. Geçelim ikinci haberimize. Delaware'da gerçekten inanılmaz bir yarış oldu. O koşu ekranlara geliyor. Driville Park'ta inanılmaz yarış. 8 Temmuz günü Amerika Birleşik Devletleri Driville Park'ta koşulan Maiden yarışı izleyenler gözlerine inanamadı. 1670 metre kum pistte koşulan yarışta düzlüğe önde gelen ancak dışı açılıp temposunu bir an yitiren koşunun favorilerinden Hoskitten tabela dışı kalacak izlenim verdi. Ancak hemen sonrasında jokeyi Charlie Marquez idaresinde tekrar tazeleyen ve inanılmaz bir şekilde yarış kazanan Safkan Maiden'a veda etti. Koşu sonrası bir Maiden yarışı olmasına rağmen bu inanılmaz galibiyet sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Marisol coming back for more. Hoskitten's resurgent in the final jump. Maybe yes. Hoskitten came back from nowhere. Gökhan, son yıllarda ben böyle bir koşu hatırlamıyorum ya, ama bu işte, çok zor bir şey değil mi olması? Atçılık deyimiyle rotluk yapıyor. Fakat jokey atı da bıraktı yarışı, bırakmaya jockey, başladı. Virajda atı dönmüyor. Ensesine kamçıyı gösteriyor. Muhakkak süre atı çok iyi tanıyor. Düzlük dönüldüğünde ona güveni verdiği için de kamçıya başvuruyor. Fakat tabii adı üstünde Maiden ama herhalde Delaware Park'ın en kötü atları start aldı bu koşuda. Ben hiç yurt dışında böyle bir yarış görmedim yani. Mahalli yarışı gibi. Atlar durdu, tırsa indi. Bakar mısın? O at önde. 800'den beri rotluk yapıyor ancak düzlükten önce yakalım geçti. Evet. Ama tabii bakıldığında biraz gerçekten çok ilgi çekici, değişik bir koşu. İşte atların içerisinde de böyle olabiliyor yani. Kesinlikle. Hocam orada bir temas var. Protesto çıkmamış yok, herhalde sonra. Yok, protestolik durum yok. Zaten yarışın favorisi ama şimdi şöyle bir şey. İşte atçılık böyledir. Yani müşterek bahisine de katılsanız, atın ilgilisi de olsanız düzlüğe kadar kazanır diyorsunuz. Buralarda bir kamçı maç vursa kazıklayacak at. Vurmuyor. Sapabilir daha yani. Tabii.
İçeride sopa kullansa direkt dışarı gider. Dışarıdan gösteriyor ama her şeyi reddediyor ve resmen terk etti yarış şu an. Yani. Her şeye hayır diyor, itiraz ediyor. İtiraz ediyor. Ve rakibi de zarar verdi. Rakibinin üstüne hafif temas var. Dokunuyor. Ama jockey iyi niyetli. Çok iyi niyetli şey tuttu atı. Yapmadı temas. Yani. Ona bir zarar çarpmadı vermem yani. Adına oldukça bir gayret gösterdi. Buralarda tamamen bıraktı yarışı. Ya burada belki 4. 5. olur dersin. Sonra bir de aklına geldi koşmak. Bir daha devam etti. Bir de o at ikinciliği de kaybetmedi. Tabii ki bir burada tek şeyi yani sanki bunlar oyuncak atmış da sanal ortamda koşar gibi. Zaten öyle gözüküyorlar şu an buradan. Ben hiç böyle bir yurt dışında böyle yarışlar izlemeyi görmedim yani. Yani ülkemize de gelse belinden çıkmazlar. Görmeye nadir olan pek seyir açısından keyifli değil ama. Sevgili Korhan Abay'ın sunduğu yarışma programında bazen oluyordu bu tip geçişler hocam. Geçilen at tekrar gelip geçiyordu ama oluyor. Böylesi canlıda çok canlıda zor denk gelmiyor. Nadir denk gelen bir şey. İlgimi çekti. İzleyicimiz de beğendi zannediyorum. Güzel bir haberdi. Teşekkür ederiz hocam. Eksik olmayın. Buffer çıkmış sahneye. Şimdi bu haber biraz atçılığı ilgilendiren. Çok. Yani yarış severden çok atçıları ilgilendiren çok enteresan bir haber. O zaman bu enteresan haberle hemen devam ediyoruz. Bob Baffert'a 15 günlük ceza. Amerika Birleşik Devletleri'nde dünyaca ünlü antrenör Bob Baffert'ın antrenörlüğünde olan ve 2 Mayıs günü Arkansas'ta bulunan Oklahoma Park'ta katıldığı yarışları kazanan Charlton ile Gamin diskalifiye edildiği ve antrenör Bob Baffert'a 15 gün ceza verildiği açıklandı. Bir antrenöre ilk kez tespit edilen bir yasaklı maddeden dolayı verilebilen minimum ceza olan 15 günlük süre 1-15 Ağustos arası geçerli olacak ve bu süreçte Bob Baffert'ın antrenör ettiği safkanlar yarışlara katılamayacak. Ağrı kesici olarak kabul edilen lidocaine maddesine maksimum 20 mg olarak izin verilirken bu miktar Gamin'de 185, Charlton'da ise 46 mg olarak tespit edildi. Bob Baffert yaptığı açıklamada "Sektörde kişiler yanlış bir şey yapmadığımızı biliyor" şeklinde konuşurken asistan antrenörü Jim Barnes'ın kemik ağrısı nedeniyle lidocaine içeren ilacı kullandığı ve dolaylı olarak ellerinden bu maddenin her iki safkanında kullandığı dil bağı takısı vasıtasıyla geçmiş olabileceği ifade edildi. Sadıkçım dünyanın en iyi antrenöründen bir tanesi. Hakikaten tabii. Yani son yıllarda triple crown yapan tek antrenör. Gerek Amerikan Farah, gerek Justify'la ve sayısız grup 1 kazanan şampiyon yarattı. Her yılda 2 tane at çıkartıyor. Fakat böyle haberlerle karşımıza çıkınca tabii bütün atçılar da düşünüyor. Yani bu adamın farklı ayrı yaptığı bir şey mi var diye. Şimdi böyle dopingle karşımıza çıkınca çok enteresandır ki 15 gün ceza alıyorlar. Çünkü habere bakıldığı zaman bu ilacın yani işte kullanış şekli ve anlatılışı ve bununla birlikte iyi niyet görülmüş. 15 gün verilmiş. Hoca daha detaylı anlatacaktır ama eğer böyle bir şey varsa 15 gün falan asla kabul edilir bir durum söz konusu değil. Çünkü çok ciddi bir emek var. Çok ciddi bir uğraş var. Ama dünyanın hangi sporunu yaparsanız yapın, hangi canına olursanız olun sadık, en büyük topik ağrı kesicidir. Çünkü tabii. Sporcu insan orası burası ağrır. Adalesi, kas ağrır, kemikleri ağrır, her yeri ağrır yani. Sen ama o ağrıyı indirdiğin an... Dikkatimi çekti, 20 miligrama kadar da izin veriliyor. Verildi, zaten oradan bakın işte 20 miligrama kadar diye. Ama işin tam detayını hoca anlatsın, araştırıp bakmıştır. Geçmiş olsun, böyle usta, büyük bir antrenörün böyle önemli yarışlar kazanıyor, evet. Ama her yıl 2 tane de şampiyonat çıkartıyor. Evet. Bak bu çok önemlidir yani. Bir at bulursun, 2 at bulursunuz. O at size çok büyük başarı elde eder. Kimsenin elde edemediği başarı elde edebilir. Ama sen her yıl en az 2 tane ona yakın at çıkarırsan o zaman farklı noktaya taşınırsın. Tabii. Ama böyle de haberlerle karşılaşınca olmuyor. Daha önce de buna mezar araştırıldı, bir şey bulunamadı. Öyle değil mi hoca? Geçen evet. Sene de yani oldu. Hocam bu birçok maddede bu şekilde belirli bir orana kadar izin verilme durumu bizde Amerika'da var galiba. Her yerde, bütün her ülkelerde var. Belli bir şeye kadar tolere ediyorlar. Belli bir miktardan sonrasının tehlikeli boyutu tabii. Olup atın performansına... Bazı ürünler atın vücudunda var Sadıkçığım. Yani. Yani atı performansına etki edeceği düşünülerek tabii burada en önemli konu şu. Böyle bir maddenin Bob Baffert'ta ilk defa çıkmasından dolayı 15 günlük ceza. Yani bizde de doping yönetmeliği bu şekilde olsa ilacın değerlerine göre verilen sürelerin en azından her ata bir sene, iki sene veyahut da antrenörlere böyle uzun süreli ceza değil de verse olayın rengi daha değişik olur ve çok daha farklı olur.
Bu defa gerçek antrenörler gerçek anlamda. Bir de hız cezası anlamda. Gibi hocam. Aşım miktarının evet. yüzdesine göre belki tabii ceza verilebilir. Buradaki 46 miligrama daha az. İşte 185 miligrama daha çok ya ceza. Ya şimdi böyle bir ürün kullanıp bir yıl alabiliyorsun. Ama tedavice bir ürün var. Zaman geçmiyor. Veyahut da gününü kaçırabilirsin. Ya da bir hata yapabilirsin. Evet. Ama sonuçta tedavi için yapıyorsun yani. Çok o önemli. Da aynı yıl. Takviye amaçlı değil, ve tedavi amaçlı olması. Cezayı da farkındaysanız ileri bir tarihte uygulayacağını belirtiyorlar. Yani her türlü, çünkü bu insanlar büyük kariyerli insanlar, kalkıp da böyle küçük şeylere tevazu edecek insanlar değiller. Ama yapılmış mı, hatta tespit edilmiş, küçük bir cezayla da olsa en azından kendisi ikaz edilmiş. Uyarı niteliğinde bir ceza aslında. Ama esas haber, şimdi seyredeceğimiz haber bunu... Geliyor. Film gibi haber dediğiniz haber de sıra değerli izleyicilerimizi de bu haberle baş başa bırakalım. Bilov'un sadakati. Yüzyıllardır insanların her anında yanında olan atlar zor zamanlarda sadakatleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. Sosyal medyada son dönemde paylaşılan ve yoğun ilgi gören bir videoda Bilov isimli at ve bir yaşından beri yanında olan sahibinin dostluğu dikkat çekiyor. Yıllardır günün büyük bir kısmını dostluk içerisinde olduğu sahibiyle geçiren Willow, kanser tedavisi gören ve bu zorlu süreci atlatmasında manevi desteği olduğu sahibinin uyanıp gelmesini her sabah evin önünde merakla bekliyor. Willow ile sahibinin dostluğu uzun yıllar süreceğe benziyor. Yani müthiş. Ben her zaman söylerim, hayvan diyemiyorum ama sonuç itibariyle hayvan olarak genel söyleniyor. Özel canlı at, bir insanla tanıştığında, onunla iletişim kurduğunda, onunla bir bağ kurduğunda asla vazgeçemezsin. Tabii ki bizim ekmeğimiz, işimiz, aşımız at, atçılık ama bu yanı da var. Dolayısıyla da o hissiyatıyla da zaten devam ediliyor. Şu görüntülere bakıldığı zaman buradan hikayeler, filmler, diziler her şey çıkarabilirsin. Yani inanılmaz bir dostluk sahibi olmuşlar. Ve bence bu hanımefendinin bu atla olan bağı o hastalığı yenecektir, yenmiştir de. Zaten haberde de Zadik diyor ki uzun yıllar devam edeceğiz diyor inşallah. Ayrılmasınlar. Bana kalırsa ilerleyen zamanlarda hocaya denk gelirsek bir daha böyle bir haberi alalım. Yani şu atın orada yorulmuş, suratına bakıldığında sanki hani çok yorulmuş, üzülmüş. Ben bir şey içmek istemiyorum. Bu haberdeki en güzel yani. Sahne kesilmiş aslında. Son bölüm çok güzel. Orada at camın önünde bekliyor hanımefendiyi. Bilemiyorum yani, ama orada yerde yatarken yattığı de... Yattığı odanın camının önüne geliyor ve çıkana kadar onu bekliyor orada. Yani yerde yatarken atın suratını, mesela yerde yatarken atın suratını bir doldurabilirsek yönetmenimizden, yani atın suratı belli ediyor yani sana. Ne kadar üzgün olduğunu, ne kadar yani kahrolduğunu. İlk görüntüde mi? Bak şimdi yerde yatıyor. Ayaklarını kıvırmış yatıyor. Evet, ilk sahne. Görüntü, ilk sahne. 12 atın arasından bu tayı seçiyor bir yaşındayken. Uzun yıllardır beraber ama en güzeli o, tekrar inşallah bir daha böyle bir haber çıkarsa. Bak burada gördün mü? Bekleyeceğim. En önemli enstantane de oydu. Camın önünden ayrılmıyorsun. Bir yaklaştırabilir miyiz biraz daha? Yani o bölümü ki uzun geldi diye kesmişler. Zayıflamış ki. Zayıflamış zaten at. O bölümü şey yapmışlar, kısa almışlar ama en son sahne o kadar yani yürek burkan bir görüntü. Hocam burada hissediyor diyor. Burada bütün da gece benim. Sabaha kadar camın bekler, önünde bekliyor. Bekler hiçbir yere gitmez. Yani bunu farklı bir, mesela köpek bunu yapabilir ama tabii. Bir atın yaptığına ilk defa böyle bir şey şahit oldum. Bütün gece sabaha kadar camın önünde kadını bekliyor. Bekler. Yani köpekler de buna gördük, biliyoruz, yani. Şahit de olduk ama atların tabii onların yaşam standartları çok insanlara yakın olmadığı için boyutlar olarak da, ama böylesi bir ortam olduğu için, bunu yapabilme fırsatı bulduğu için sabaha kadar da bekler, haftalarca da bekler yani. Evet, son derece duygusal ve efendim hassasiyetleri yüksek varlıklar. Atlar, biz de bu yüzden efendim çok seviyoruz onları diyelim. Ve yavaş yavaş programın da sonuna gelmiş olduk. Saatler 12'yi 3 dakika geçiyor. Başta belirttiğimiz gibi yaklaşık 2 saatlik süreyi yine sizlerin de katılımıyla keyifle geçirmeye çalıştık. Hocam ağzınıza sağlık diyeyim değerli katkılarınız için. Akıcı bir program oldu. Ben beğendim, keyif aldım. İnşallah gerek yarış severlerimiz gerek atçı dostlarımız da keyif almıştır. İnşallah.
Hayırlı akşamlar diliyorum. Çok teşekkürler hocam. Tekrar ağzınıza sağlık. Gökhan, ağzına sağlık. Değerli katkıların, değerli yorumların için. Ben teşekkür ederim. Çok ciddi bir ekibe sahibiz hakikaten bu programda. Tecrikat TV tüm ekibi olarak, ailesi olarak bir kez daha teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Sizlere de tabii ki bizleri yalnız bırakmadığınız için bir kez daha teşekkür ediyor. Saygılarımızı sunuyoruz. Önümüzdeki hafta yine Perşembe akşamı saatler 22.00'ı gösterdiğinde hem TJK TV hem Tay TV ekranlarında yeniden görüşmek dileğiyle diyelim. Ama koşu heyecanı Amerika Saratoga'da devam ediyor. Yaklaşık 10 dakikalık bir süre var sıradaki mücadelenin başlamasına. Ama tabii 4-5 dakika öncesinden sevgili Onur Bükey safkanların tanıtımıyla yine karşınızda olacak diyelim. Ve mutlu haftalar, mutlu geceler dileyelim efendim. Hoşçakalın.